Masada ne var? Hoş geldiniz efendim. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konu başlıklarımızı masaya yazacağız. Uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Önce başlıkları sizlere anlatayım, ardından da sohbetimize geçelim. İlk başlığımız, Libya ittifakları nasıl kuruluyor? Bu soru üzerinden hareket edeceğiz. Zira Libya ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı hafta içerisinde. Hatta Mısır'dan bir anlamda savaş ilanı gibi tehdit cümleleri de geldi. İtalya, Türkiye ile bir anlamda ittifak arayışında. Amerika Birleşik Devletleri de keza öyle. Yani karşı cepheye, karşı Türkiye bir dengeleme üzerinde hareket ediyor diyebiliriz. Ve ikinci başlığımıza geçersek, pençe kaplama operasyonu. Bu operasyon da çok etkili oldu ve gündemdeki yerini koruyor. Arap Birliği'nden PKK'ya destek anlamına gelebilecek ifadeler geldi. Türkiye bunlara tepki gösterdi. Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın can damarı olan noktalarda üstler kuruyoruz. Yani bir anlamda sahadan silip atmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Bu konuyu da uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Ve son başlığımız, daha önce üçüncü başlığımız 7 Şubat MİT kumpası olacak. FETÖ'nün bu kumpasıyla ilgili bugün yargılama başladı. Şimdi mesele istihbaratla ilgili olunca mahkemede gizli olarak duruşmaların yapılması gerektiği kararına vardı. Ancak elbette konuklarımızla hem bu FETÖ'nün MİT kumpasını konuşacağız, hem de bu süreçte yakın zamandaki operasyonlar üzerinden FETÖ ile mücadele meselesinde masaya yatıracağız. Son başlığımızsa biraz hani masada ne varı takip edenleri şaşırtacak bir başlık olabilir. Zira TikTok kafasıyla gençliği zehirlemek üzerine bir başlık attık. Bu nedir diyeceksiniz. Hafta içinde bir video izledim. Gencin biri büyük annesiyle video çekiyormuş gibi yanında duruyor, fotoğraf çektireceklermiş gibi. Kafasına yumurtayı vuruyor, kırıyor, kahkahalar atıyor. Tabii büyük anne şaşkın, torununa bakıyor, ne yapıyorsun gibisinden. Bu ve benzeri videolar işte 550 metreden çılgınca aksiyonlara giren gençler ve daha pek çok videolar dolaşımda. Sadece bu tür videolar değil, aynı zamanda sosyal mecralardan gençleri zehirleyen, kelime hazinelerini değiştiren ya da işte kelimelerin anlamlarını başkalaştıran pek çok iletişim kazası ya da iletişim hatası da var. Bunları da uzman konuklarımızla konuşacağız. Doplulu bir 3 saat bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Şimdi konuklarımız yerini aldı. Metehan Demir, Sayın Yusuf Alabar'da, Sayın İbrahim Keleş ve Sayın Ceyhun Bozkurt bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ankara'ya da hoş geldiniz diyoruz efendim. Aramıza katıldığınız için mutluyuz. İyi yayınlar İbrahim Güneş. Şimdi hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Libya'da ittifaklar nasıl kuruluyor? İlk başlığımız masadaki bu. Mısır'ın darbeci generali ya da darbeci cumhurbaşkanı Sisi'den bir açıklama geldi. Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir şeklinde. Bir anlamda Mısır ordusunu kullanırız ve dengeleri değiştiririz yönünde bir mesajdı bu aslında. Tabii Libya hükümetinden sert tepki var ve Türkiye ile Libya'da Mısır ordusu dolaylı yoldan da olsa karşı karşıya gelir mi soruları sorulmaya başlandı. Sayın Alabar da sizle başlayalım mı? Öncelikle Libya'da son bu hafta içerisinde neler yaşanıyor? Çok hızlı bir trafik oldu. Ardından da Mısır ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri dolaylı da olsa karşı karşıya gelebilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? İbrahim Güneş, aslında Libya coğrafyasında olanları belki 2-3 kelimeyle özetlemek gerekirse, Türkiye'nin Doğu Akdeniz eksenli siyaseti ve Libya üzerindeki siyaseti ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda ivmelendikçe ve bu konuyla ilgili Türkiye ortaya güçlü bir pozisyon ortaya çıkarttıkça, bu ekonomik, siyasi ve askeri pozisyonun gölgesi Batı başkentlerine ısrarlı bir şekilde düşmeye başladı. Batı başkentlerinde düşen gölge en çok Paris'i bu anlamda rahatsız ediyor. Çünkü Libya'ya yönelik olarak Kaddafi'nin alaşağı edilmesi sürecinde herhangi bir NATO'nun aldığı kararı dahi beklemeden Kaddafi'ye yönelik olarak harekatı başlatanların ve arkasından da 9 yıla yakın bir zamandır devam eden Libya iç savaşına her türden destek olacak şekilde komplike silah sistemlerini verenlerin Fransa olduğunu başta vurgulamak lazım. Fransa'nın bugünlerde Türkiye'ye yönelik olarak artan dozda tepkisinin sebebinin altında yatan da bu. Yani bunu özetle şu şekilde belki dillendirmek mümkün. Yaklaşık 100 yıl önce Tapu Kadastro'dan geçen ve bu ülkelerin adeta arka bahçesindeki tapulu malı gibi görülen bazı coğrafyalar üzerinde Türkiye
hak, adalet, Libya'yı Libyalılar yönetsin, Mısır'ı Mısırlılar yönetsin. Ne Mısır'da darbeyle Sisi yönetimi iktidara gelsin ve demokratik yollarla seçilmiş Mursi hükümeti alaşağı edilsin. Ne de Libya'da Amerika Birleşik Devletleri Virginia CIA çiftliğinde uzun yıllar boyunca beslenmiş bir adama sağlanan imkanlarla Trablusgarp halkı, Bingazi halkı, Tobruk, Derne, Sirte'ye kadar olan ve içerideki bölgelerdeki insanlar daha fazla ızdırap çekmesin dediğinde ilk tepkinin, dikkat edelim, Avrupa'dan ve Batı'dan geldiğini görüyoruz. Niçin bu şekilde? Sykes-Picot'dan bu yana kabullenilmiş olunan Orta Doğu'da bir gerçeklik var. Libya üzerinde de ve Kuzey Afrika diyebileceğimiz Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas'a kadar olan bölgede de yine dominant olarak Fransa'nın etkin olmuş olduğu bir arka bahçe siyaseti var. Bu arka bahçe siyasetine Türkiye güçlü bir şekilde dünya beşten büyük dercesine adaleti, insanların haklarını önceleyen bir siyaset ortaya koyduğundan bu yana Libya coğrafyasına anti-tank savar silah sistemi olan Javelinleri gönderen ve bunlar Libya tarafından ele geçirildikten sonra itiraf edip ikrar etmek zorunda kalan Fransa'nın Libya Türkiye'ye yönelik olarak tepkisi var. Bir diğer taraftan da oynamış olduğu atın kösteklemesinden dolayı, sendelemesinden dolayı Rum yönetimiyle Yunanistan üzerinde yoğun bir şekilde hayal kırıklığı var. Ama bunlardan daha da ötesi adeta kendine ait iki adayı Suudi Arabistan'a peşkeş çektikten sonra ülke içerisinde çok sıkıntılı durumlar yaşayan Sisi üzerinde yoğun bir baskı oluşuyor. Bu baskının hissedildiği bir diğer perifer ise hepimizin bildiği üzere Rusya. Rusya adeta burada kendi eliyle bir senaryoyu çevirip eliyle müdahale etmek yerine eldiven olarak giymiş olduğu Wagner üzerinden bir şekilde siyaset gidiyor. Hatırlayalım, sizin programınızda bir buçuk aydan bu yana her hafta Rusya'nın buraya göndermiş olduğu tayyareler Rus pilotları tarafından Rus bayrağı açıkça gösterilerek mi kullanılacak? Yoksa bu pilotları isim de vererek Belarus'tan, Belgrad'dan gelen paralı askerlere mi kullandırtacaklar? Bunlar neden Malta'ya kaçıp sığınmak zorunda kaldı? Bunları hep konuştuk. Dolayısıyla karşı taraftaki eksen paramparça. Eksenin paramparça olmasının sebebi, hikmeti de Türkiye'nin Libya'da beklenmedik, yani onlar açısından beklenmedik ortaya koymuş olduğu planlama kapasitesi, organize etme kapasitesi ve bunu da belli bir noktaya tevcih ederek peki, Libya'yı Sayın Alabar'da, Halife şimdi, Hafter'e yem etmeme noktasında Dışişleri ortaya Bakanı koyduğu Çavuşoğlu'nun siyaset. Çavuşoğlu'nun hafta içinde bir açıklaması vardı. Hafter'in artık sonunun geldiği ve geleceğinde, Libya'nın geleceğinde yeri olmadığı şeklinde. Mısır doğrudan kendi ordusuyla Libya'ya girmeye cesaret eder mi? Hafter'in boşluğunu doldurmak için Sisi kendi askerleriyle böyle bir operasyona girer mi? Bir de siz o coğrafyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Mısır ordusunun gücüne baktığımızda Afrika'nın en kuvvetli ordusu mudur? Nasıl bir güç çarpanıyla karşı karşıyayız? Şimdi İbrahim Güneş, gücü iki türlü analiz edenler var. Bu gücün formülasyonunda analiz faktörünü, işte silahlı kuvvetlerin elindeki mühimmat ve silah sistemlerini ve asker sayısını bir yana koyarak hesap edenler var. Bir de bunu daha bilimsel anlamda NATO dokümantasyonlarına kadar geçmiş bir şekilde o ülke içerisinde rızaya dayalı bir devlet sistematiğinin oluşturulup oluşturulmadığından, siyasi iradenin güç faktörüne çarpan olarak girip girmediğinden tutun, o ülkenin ekonomik değerleri, entelektüel kapasitesi, halkının refah düzeyi dahil olmak üzere, askeri hususlarda dahil olmak üzere bir takım formülasyonlar var. Eğer kağıt üzerinde sadece Sisi'nin elinde bulunan envantere bakarsanız, yine bunu uzunca bir zamandan bu yana programlarda dillendiriyoruz ki Sisi züccaciye dükkanına girmiş fil gibi hiçbir konuyu ayırt etmeksizin Rusya'dan da, Fransa'dan da, Almanya'dan da, İtalya'dan da, Amerika Birleşik Devletleri'nden de yoğun silah alımları yapıyor. Tabii bunların vurucu güç anlamına gelmediğini izah etmek açısından söyledim. Peki niçin? Çünkü Mısır kendi içerisinde darbeyle iktidara gelmiş bir rejime teslim edildiği için içeride rızaya dayalı bir devlet modeli yok. Bu ne anlama geliyor? Yani Mısır bir taraftan Etiyopya ile girmiş olduğu bu sıkıntılı süreç, diğer taraftan da Libya konusuna müdahil olduğu takdirde
bölge içerisinde, ülke içerisinde yaşayan %50'ye yakın bir nüfusu İhvan-ı Müslim'e destek verdiği gerekçesiyle terörist diye nitelendiren darbeci Sisi'nin kendi içerisindeki Mısır halkını kontrol etmesinde sıkıntılara maruz kalacağı hep birlikte biliniyor. Niçin? Çünkü içeride siyasi yönden kendisine destek olmadığı gibi ekonomik anlamda uzunca bir süreden boyu borçlanan ve bakın burada hiçbir mübalağa sanatı yapmaksızın söylüyorum. Cengiz Tomar hocamın da teyit ettiği bilgiler çerçevesinde tekrar ediyorum. Kahire'nin mezarlıklarında 3 milyon Mısırlı Kahire'de çalışıp akşamları mezarlıklarda yatıyorlar. Bunda bir teşbih yok ya da bir mübalağa da yok. 3 milyon Kahireli akşama kadar Kahire'nin sokaklarında çalışıyorlar. Akşam olduğunda mezarlıklarında yatıyorlar. Şimdi böyle bir ülkenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendi sınırından yaklaşık 1000 küsur kilometre ötedeki Sirte'yi kendine ait kırmızı çizgi olarak ilan ettiğini söylemesi ve bu çizgi aşıldığı takdirde buraya müdahil olacağını söylemesi içerideki kamuoyunu susturmaya yöneliktir. Biz de biliyoruz ki Mısır'ın ne Sirte'ye ne de Cufra'ya kapsamlı bir askeri harekat düzenleyemeyeceğini, düzenlediği takdirde kendi içerisindeki sıkışmışlığın adeta patlama noktasına geldiği için Mısır'ın içerisinde Sisi'nin iktidarının daha da devam etme şansının olmadığını hep birlikte biliyoruz. Bir diğer husus, Mısır'ın uzunca bir zamandan bu yana ilişkilerinin gerginleştiği Etiyopya'dan bugünlerde çok arkası arkasına şiddetli açıklamalar geliyor ve Rönesans Barajı'nda su tutma işlemleri önümüzdeki süreç içerisinde başlıyor. Bir taraftan Nil Deltası'nın o verimli ovalarının üretime dönüşmesi için Nil'in suyunu kullanamayacak. Diğer taraftan 100 milyona yaklaşmış bir nüfus, işsizlik oranlarının artması, içeride rızaya dayalı bir devlet modelinin oluşmaması ve daha da önemlisi son cümlem, adeta bir tüccar ordu yaratılarak manav dükkanı gibi salatalık üreten, domates üreten küçük kasabalara kadar petrol istasyonlarından manav dükkanlarına, bakkallardan çerçi dükkanlarına kadar bir şeyler istihsal eden ve bunu halkına satan bir ordudan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ordunun kendi içerisinde savaşma kapasitesi yoktur. Bunlar belki kraliyet ailelerinde çok daha bunu net görüyoruz. Kraliyet ailesinin tahtını korumakla mükellef ordulardır. Dolayısıyla Mısır'ın bu konudaki açıklamalarını çok da fazla önemsememek gerekir. Ama askeri anlamda da tedbirleri elde tutmak lazım gelir diye düşünüyorum. Peki Sayın Alabar'a teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz elbette. Sayın Metehan Demir, size de şöyle bir sorum olacak. Hafta içinde İtalya Dışişleri Bakanı başkentte temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte kameraların karşısına da geçtiler. Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yapacağız mesajı verdiler ve işte BM çatısı altında ya da BM'nin yürüttüğü süreç kapsamında bu işe devam edelim mesajları verdiler. Sorum şu, Libya ile Fransa arasında bir çekişme mi var? Libya Fransa'ya karşı, Paris yönetimine karşı Türkiye'yi bir denge unsuru olarak mı kullanmak istiyor? Ve tabii ki bu süreç nereye evrilir? Çünkü gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin Libya ile ilgili elindeki kozların sayısı artmaya başlamış gibi. Yine soracağım bir başka soru. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'tan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da birlikte işbirliği yapalım mesajı geldi ve Trump bunu kabul etti ve Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları düzeyinde bir süreç yürütülüyor. Türkiye karşı cepheye karşı daha önceden çok yalnızdı ama şu an baktığımızda sanki Türkiye ile hareket edenlerin sayısı artıyor gibi. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye, öncelikle ben istersen Mısır'ın savunma sanayi ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bunlar bizim çünkü özel çalışma alanlarımız olduğu için savunma sanayi. Demin Yusuf doğru söyledi. Onu biraz daha vakit oranında söyleyemediği için ben devam ettireyim. Yani müthiş açıkladı. Birincisi, bir ülkenin savunma sanayinin, silahlı kuvvetlerin ateş gücünün ve altyapısının kuvvetli olup olmadığını elindeki işte tank, top, tüfek sayısına bakarak anlayamazsınız. Birincisi, savunma sanayi analizlerinde her zaman yerli ve milli oranının kaç olduğuna, eldeki savunma sanayi silah, araç ve gereçlerinin idame ettirebilme kat sayısının ne olduğuna, yani burada dışa bağımlılık ve mesela belli bir süre sonra yedek parçası ya da ilgili
parçaları, malzemesi temin edilemediğinde yerde kalabilen savaş araçlarından bahsediyorum. Onlara özellikle bakılır. İdame etme yeteneğiniz yoksa bunu kullanabilecek gerek savaş tecrübesi, gerek yetenekli ve tecrübeli personel ve gerekse eğitimli personelin devamlılığını sağlayamazsanız bunları zaten süs olarak kullanırsınız. Artı bir ülkenin savunma sanayisine baktığınızda aynen demin Yusuf'un dediği gibi böyle bir manav dükkandaki meyve sebze çeşitliliği gibi. Burada şimdi mesela Mısır'ın silahlı kuvvetlerine, hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine falan baktığınızda Rus malı, Amerikan, Alman, Fransız bu ülkelerin ağırlıklı olduğu bir silah yapısı var. MiG de var, Rafael de var, Miraj da var, F-16 da var, Apache helikopteri de var. Rus K-52 bir ara Türkiye'nin de gündemine gelen helikopterlerden o da var. Şimdi bunların hepsini yani bunları çoğaltabiliriz farklı ülkelerle de ama ben ana majör olanlarını söyledim. Bu açıdan bu mesela Mısır'la ilgili analizlerde şundan çok bahsedilir. Hatta bu Amerikan, İngiliz kaynaklı analizlerde de bahsedilir. Mısır savunma sanayi özellikle Sisi, bu darbeci Sisi iktidara geldikten sonra korkunç bir şekilde büyümeye, silahlanma yarışında dünyada neredeyse dereceye girmeye başladı. Bu tip diktatöryel rejimlerde her büyük ülkeyle silah alımı yapılır. Ama İngiltere, Almanya, Fransa, işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi büyük majör ülkelerden bahsediyorum. Ve bu sayede alınan silahlarla o ülkelerle ilişkilerin iyi tutulduğu düşünülür. Hatta öyle şüpheler de vardı bu. Her yerden bu kadar şuursuzca alıyor. Bunları nerede, hangi taktik ihtiyaca göre hesaplayarak kullanılacak ki bu da savunma sanayinde bakılan şeylerden biri. Yani her bulduğunuzu alırsanız dünyanın en güçlüsü olmuyorsunuz. Çünkü nerede, ne şekilde, hangi amaçlarla, gelecek konseptlerinde nereye stratejik olarak adapte edebileceğiniz şekilde hesaplayarak bunları almanız lazım. O nedenle Mısır'ın meselelerine mesela iki tane helikopter gemisi var. Ve burada bir de bir senaryo durum analizi de yapmak lazım. Sisi'yi konuşturan mı var? Sisi'nin kendi içinden bu milli duygularla gelen açıklamalar mı? Ve Sisi'nin hani bazen kendini ortaya çıkmasın başkasına konuşturursun diye bir şey var ya diplomaside. O çerçevede birileri tarafından mı yönetiliyor? Bunu çok temkinli olarak karşılamak gerekiyor. Bir de tarihten bir not size naçizane hatırlatayım. 93-95 arasıydı tahmin ediyorum. Mısır'a biz herhalde 46 tane F-16 sattık. TAI yapımı. Bu General Dynamics ile yapılan offset anlaşması çerçevesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mısır'a ilk F-16'larını vermiş. Mesela Mısır sonradan yine aldı. Tahmin ediyorum 200'ün üzerinde F-16'sı var. Ve Türkiye'nin de verdiği F-16'lar var. Yani çok enteresan. Bir ara hatta Türkiye'nin bakım elemanları gidiyordu. Onlara teknik destek falan filan veriyordu. Böyle trajikomik bir durumda söz konusu. Sizin sorunuza gelince şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii birçok oyunda geç kaldı ve yanlış kartlar seçtiği için, yanlış bir taktik seçtiği için, geri kaldığı için şimdi her yere saldırıyor. Demin sizin söylediğiniz ek olarak sadece dışişleri, diplomasi ve savunma askeri alanlarda değil, istihbarat alanında da 3 ayrı komite kuruldu. Ve kurulduğu için yani şimdi altyapı çalışmaları tamamlandı ve bu bir süre sonra Amerika ile bir ortak çalışma grubuna Libya üzerine uzmanlaşan bir komisyona doğru, teknik komisyona doğru döndürülecek. Bu tabii Rusya'ya doğru da mesaj olarak algılanıyor. Çünkü Rusya'ya da devam eden görüşmelerimiz var. Her ne kadar Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmeleri bir tarihe ertelendiğini söylese de bu Rusya'ya da üstü kapalı bir göndermedir. İtalya, Fransa, Yunanistan gibi ülkeler buralarda yan belirleyici, tırnak içinde söyleyeyim yancı ülkelerdir. Burada yani Türkiye en başından beri hep söylüyoruz ya İbrahim Güneş, eğer zaten Türkiye bu kadar sağlam bir şekilde Saraj'ın arkasında durmasaydı, ulusal mutabakat hükümetine uluslararası kurallara riayet ederek destek vermeseydi bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Sisi'nin yaptığı açıklamalar da ya ne olur bir an önce ateşkes yapalım diye uluslararası gelen uluslararası camiadan gelen sesler de bu kendinden geçmiş tehdit kokan, tehditvari açıklamalar da umulmadık çıkışlarda Türkiye'nin tüm bu politikaların sonucu zaten. Şimdi Türkiye o yüzden yavaş yavaş herkesin gelişini izliyor. İtalyan Dışişleri Bakanı gelir, hiç bilemezsiniz öbür gün başka bir ülkenin Dışişleri Bakanı gelir, başka bir ülkeyle enteresan bir anlaşma imzalarsınız. Çünkü siz pozisyon tutmuş durumdasınız. Bu pozisyon tutunca oyunun kurallarını yavaş yavaş belirliyorsunuz. Bugün sıcak bir gelişmeyi de söyleyeyim size. Libya'da bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin misafirleri vardı. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyet, üst düzey komutanlar dahil. Zuvare'ye geliyorlar ve Serraç Hükümeti'yle, bu Tunus'a yakın bir nokta bu Zuvare. Serraç Hükümeti'yle bir araya geliyorlar. Yani tam Türkiye'ye Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra işbirliği yapalım dedikten sonra
bu komutanın gelmesi aynı zamanda bu notlar arasında aldığım kadarıyla Afrika kuvvetleri ABD'nin Rus MiG-29'larının fotoğraflarını da dünyaya servis eden kuvvetler aynı zamanda. Tesadüf değil sanırım bu gelişmeler. Peki o zaman ben de bir adım daha eli yükseltiyorum sevgili İbrahim, söylüyorum. O zaman bu görüşmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin haberi vardı. Koordineli bir görüşmedir. Önceden Türkiye'ye, Türk tarafına bu konuda bilgi verilmiştir. Tamamen koordinasyon içinde gerçekleşmiş bir görüşmedir. Çünkü Türkiye'nin hem tezleri, o savaş uçaklarından Türkiye'de çok rahatsız. Hani hiç Ruslar oralı olmadı ya bizim ve bilmiyoruz ki falan diye. Yani piyasada sağda solda bulabileceğiniz savaş uçakları olmaz ki MiG-29, özellikle bu tip tarzda ileri teknoloji silahlar, uçaklar. O nedenle Türkiye'nin koordinasyonu ve bilgisi dahilinde gerçekleşen bir süreçtir. Çok önemlidir çünkü Tunus diyorsun. Tunus'ta Amerikalıların yavaş yavaş biliyorsun yer tutmaya başladığını, orada yardımcı kuvvet komutanlığı diye bir başlıkla yeni bir yapılanmaya doğru gittiğini de görüyoruz. Türkiye dediğim gibi yani benle oynamak istiyorsanız daha da açmak gerekirse Türkiye öyle bir ağırlığa geldi ki Libya'daki tüm tartıları bozar hale geldi. Bunu çok samimi söylüyorum İbrahim. Bu Türkiye'nin ağırlığı artık oradaki baskülerin, tartıların ölçebileceği bir süreçte değil. Şimdi milletin gelişini bekleme zamanı. Çünkü herkes bir şekilde elindeki yeni kartlarla gelecek. Ruslar gelecek, Amerikalılar geldi. Ruslar yeni tekliflerle gelecek. Rusların kaçırmak istemediği çok büyük bir fırsat var orada. Belki üs alırım, bir şey alırım, başka bir şeyler orada Suriye'de bir pozisyonu varken burasıyla da Doğu Batı sektöründe ekseninde kendimi kuvvetlendiririm diye düşünüyor. İtalyanlar bakıyor. Ama ben dediğim gibi Türkiye'nin önümüzdeki dönemde İtalya'dan ya da başka ülkelerden haricinde çok daha sürpriz ziyaretçileri ya da çok sürpriz görüşmeleri olabilir. Onların da eli kulağında olduğunu söylemek lazım. Peki bir son dakika gelişmesi var. İzleyicilerimiz ekranda görüyorlar. Ne yazık ki koronavirüsten bugün de 24 vatandaş hayatını kaybetti. Ve artıyor vaka sayısı. Bir günde bugün 1212 yeni vaka tespit edildi. Bu konuda maske biliyorsunuz zorunlu hale geldi tüm Türkiye'de. 900 lira cezası var. Bu konuda maske, mesafe ve hijyen meselesi, temizlik meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam diye bunu bir anlamda sloganlaştırdı, formülleştirdi. Yani temizlik, maske, mesafeye uyacağız diye söyledi. Son dakikada izleyicilerimizle paylaşıp gündemimize tekrar geri dönelim diyorum. Peki. Şimdi isterseniz Sayın Kereş sizle devam edelim. Şöyle bir sorum olacak aynı zamanda. Fransa burada bir denge politikası mı kurmaya çalışıyor karşı cepheyle? Bir de İtalya'ya şunu mu söyledi bugüne kadar? Ya bu Kuzey Afrika ülkeleri benim arka bahçem, buradan çek git dedi. Şimdi bizim Türkiye'de böyle bir şey yapmaya kalktı sanıyorum. Çünkü hafta içinde şöyle bir gerilim de oldu. Fransa Türkiye'ye şikayet etti. Dedi ki Türk savaş gemileri bizim savaş gemilerimizi radar kilitledi. Füze ateşlemeden önceki son hamle yaptı. Çok saldırganca vesaire dedi. Hatta NATO'dan da Stoltenberg bir inceleme başlattık dedi. Türkiye'de hayır biz füze falan kilitlemedik. Sadece takip ettik onların hamlelerini. Ki yanlış hatırlamıyorsam 22 deniz mili hızıyla üzerimize gelen bir savaş gemisi vardı ve bunlar dostane yaklaşımlar değil diye açıklamalar da oldu. Türkiye ile Fransa arasında da... İbrahim çok özür dilerim. Buyurun. İbrahim onlar gerçekten terbiyesizlik yapmasınlar. Bizim orada evlatlarımız görevi başındayken hedefleri, koordinatları bizzat verdirerek bizim çocuklarımızı orada yaralamaya, şehit etmeye çalıştılar Libya'da. Bunu yani Türkiye'ye suçlarken kendi yaptıkları terbiyesizlik, yani insan bunları bildiği için bazen isyan edesi geliyor. Dünyada çok büyük bir yalancılık var bu konuda yani. Esas onlar verdiler Türkiye'nin evlatlarının koordinatlarını, çalışma noktalarını, oralara o bombaları, havanları attıran esas onlardı yani. Fransa'dan neyse bahsediyoruz. Evet. Yani. Anladım, anladım. Peki buradan devam edelim. Fransa, şimdi Fransa arka bahçeme girmeyin mi diyor özetle. Fransa arka bahçem diyor ama aslında İtalya'da arka bahçem diyor. Herkes orayı yani bahçesi görüyor. Ömer Muhtar'ın öyle mücadele ettiği ülke İtalya'ydı. Hı-hı. Ve Ömer Muhtar'ı şehit eden de İtalya'ydı. Onlar o bölgeyi kendi arka bahçeleri olarak görüyorlar. Orada tek fark var. Türkiye arka bahçesi olarak görmüyor. Tarihten beri bizim orayla bağlarımız var. Ve biz o bağlarımızı tekrar kuruyoruz. Ve adaletle yaklaşıyoruz. 357 yıl galiba Osmanlı hakimiyetinde yanlış hatırlamıyorsam kalmış. 357 veya 362. Yani Türkiye'nin oradaki yaklaşımı onların yaklaşımı gibi değil. Şimdi Libya'nın özellikle petrolü o kadar gravitesi yüksek ki yanılmıyorsam 32 gravitelik. Yani çıkar depoya koy çalıştır gibi o kadar kaliteli. Ve özellikle Kaddafi'nin bertaraf edilmesinden sonra
bu ülkeler orada o ülkenin petrolüne çökmeye çalışıyorlar. Yani İtalya şu anda bizim yanımızda olmasının sebebi aslında Türkiye'nin Libya'daki ağırlığından dolayı. Artık Türkiye orada bir gündem belirliyor, bir adımları belirliyor ve herkes de ona göre bir pozisyon alıyorlar. Fransa yine her zamanki o sömürgeci ve şımarık davranışını sergiliyor. İtalya ise burada Türkiye ile hareket edersek daha menfaatlerine uygun geliyor. Çünkü orada arka kapı politikası yürütmeyen ve devlet gücüyle orada bizzat bulunan tek devlet Türkiye. Yani diğer devletlere bakıyoruz. İşte Rusya Wagner'le orada, İtalya başka bir şeyle, Fransa başka bir görünmez güçle. Ta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bile oralardalar. Ama bunlar hiç resmiyette yok, ortalıkta gözükmüyorlar. Ama arka planda hep böyle. Fakat Türkiye kendi devlet gücüyle ve resmi olarak orada olduğu için bunun sonucunu da belirliyor. Aslında Türkiye'nin bu doğrudan davranışı sadece burada değil, Suriye'de DAEŞ'le mücadelede de 64 tane ülke bir araya gelip koalisyon kurdular DAEŞ'le mücadele edeceğiz diye. DAEŞ'le bertaraf edemediler. Türkiye bir Fırat kalkanıyla DAEŞ'e karşı müthiş bir zafer kazanmış oldu. Yani Fransa burada yine her zamanki gibi o sömürgeci zihniyetini devam ettirmek istiyor. Bu sömürgecilik derken benim aklıma hep şey gelir. Necip Fazıl Kısakürek'in bir cevabı gelir. Bir gün bir konferans sonrasında Cezayirli bir gazeteci sizler işte Osmanlı döneminde buraya sömürgeci olarak geldiniz, Cezayir'i sömürdünüz diye. Necip Fazıl der ki hayır evlat der. Eğer biz sizi sömürmüş olsaydık sen o soruyu bana Fransızca değil Arapça sorardın der. Gazeteci Fransızca soruyor o soruyu. Yani Fransa'nın oradaki... 100 yılda bütün dili değiştirmişler. Tabii dili değiştirmiş. Resmi dil Fransızca neredeyse Cezayir'de veya Tunus'ta. Yani o nedenle orada onlar yine o sömürgeci anlayışı alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'nin oradaki yaklaşımı tıpkı bizim ecdadımızın o bölgeye gittiği yaklaşım gibi. Diğer konuklara sordunuz, ben de not almıştım da bu Mısır ordusunun meselesinde ben biraz tarihten baktım da mesela Mısır'ın en çok bilinen iki kişisi vardır. Kral Nasır, Kral Faruk ve Nasır. Onların dönemlerinde de İsrail'e karşı 1948'de, 67'de, 73'te Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan, Ürdün bir araya gelerek İsrail'e karşı savaştılar. Ama İsrail tek başına bunların hepsini... 6 gün savaştılar. Evet, yani uçaklarını bile kaldıramadılar. Yani bu ülkelerin, özellikle de Mısır'ın öyle bir savaşma kapasitesi de yok. Yemen'i mesela dünyanın başına bela edenlerden birisi şeydir, Mısır'dır. Ve oraya 80 bin asker göndermiş fakat geri çekilmişlerdir o mağlubiyetlerden sonra. O nedenle ben doğrusu Sisi'nin açıklamalarını çok da ciddiye alınır olarak görmüyorum. Peki. Devam edelim. Sayın Bozkurt ile devam edelim isterseniz. Şöyle bir sorum olacak. Şimdi bu sürece baktığımızda Yunanistan'ın da Rum kesiminin de bazı hamleleri var. Ama Türkiye'de aslında her ikisine diyor ki ya bir çözüm bulalım bu Akdeniz'deki gerilimler için diyor. Bunları diyor artık büyütmeye gerek yok diyor. Fakat bir türlü mesafe kat edemiyoruz. Bugün bir haber vardı. Şöyle bir haber. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergün, üçüncü tarafların müdahalesi olmaksızın Birleşmiş Milletler şartındaki metot... Libya'da test ettik ve bunların görüntülerini yayınlamamıza rağmen bazı aklı evveller çıktılar. Bu ülkede yayın yapan bir kanalda yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağı taşı bombalıyor şeklinde görüntülere rağmen tezvirat uydurdular. Dolayısıyla Panşirleri nasıl insansız hava araçları sistemlerimiz test ettiyse şimdi de farklı ülkeler tarafından ortaya koyulmuş, üretilmiş tayyare sistemlerini sadece Suriye'de değil, bunu da ben söyleyeyim o zaman, Sirte'de ve Cufra'da denemenin zamanı gelmiştir. Bunu önümüzdeki günler içerisinde yine Allah kullanmayı nasip etmesin ama hem Suriye'de hem de farklı coğrafyalarda orta menzilli ve alçak irtifadaki tayyare sistemleri için üretilmiş olunan hisar sistemlerini devreye sokmanın zamanı gelmiştir ki biz bunu Sayın Savunma Sanayi Başkanı'nın ağzından duyduk.
Dolayısıyla Türkiye artık önümüzdeki süreç içerisinde bunun yüksek irtifasını da devreye soktuğunda, 2 yıldan bu yana dillendirdiğimiz çok katmanlı hava savunma sistematiğini Türkiye'de kendi evlatlarımızın adeta beyninin bir ürünü olarak kurgulamanın zamanı gelmiştir. Dolayısıyla bunun önümüzdeki süreç içerisinde ne değerli bir sistem olduğunu hep birlikte göreceğiz İbrahim Güneş. Peki, süremizin bu bölümünde sonuna geldik. Kısa bir ara rica edeceğim, ancak Gökhan Usta'nın bir mesajı var. Sirte'ye ne zaman girilir diye soruyor. İkinci bölümde o soruyu da soracağım konuklarımıza. Lütfen bizden ayrılmayın. Masada ne var devam ediyor efendim. Aslında pençe kaplan operasyonuna geçmemiz lazım başlık olarak, ama Libya meselesini henüz tam bitiremedik gibi. Sayın Keleş, Sirte operasyonu ne zaman başlar diye soruyor izleyiciler. Aynı zamanda Rusya'nın MiG-29 uçaklarına karşı bizim SİHA'lar ne kadar etkili olur gibi sorular da var. Ne dersiniz, Libya ile ilgili yakın dönemde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde siyasi çözüm anlamında bir gelişme olur mu, yoksa yine silahlar konuşur güçlü olanın dediği mi olur? Ben doğrusu siyasi çözüm noktasına doğru gidildiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin sahaya girişiyle birlikte daha önce hiç renk vermeyenler, tarafsız gibi gözükenler bu sefer az çok taraf olmaya başladılar. Yani burada işte İtalya'yı sayabiliriz ve ondan daha önemlisi Amerika'nın da bu noktada Türkiye ile ortak hareket etme eğilimine girdiğini görüyoruz. Bu aslında siyasi çözümün de yolunu açacağını düşünüyorum. Sirte'ye ne zaman gireriz? Aslında geçen haftaki açıklamalar, resmi açıklamalar Sirte'nin her an kontrol altına alınabileceği yönündeydi. Bir gecikme veya bir bekleme var ama tabii sahada ne olduğunu bilmiyoruz. Sahada bazı zamanlar taktik geri çekilmeler yapılır daha ileriye gidebilmek için. Bunun gibi şeyler de olabilir. Ama Sirte tabii ki çok kritik bir yer. O nedenle Sirte'nin ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin kontrolüne geçmesi lazım. Ki ondan sonra güneye doğru veyahut da daha Bingazi'ye, Tobruk'a doğru da gidilmesi lazım. Tobruk'ta da tabii başka bir hükümet var. Ama nihayetinde benim beklentim Amerika'nın, Rusya'nın bu sahada var olmalarıyla birlikte bir siyasi çözüme doğru bir evrilme yaşanacağını düşünüyorum. Mısır'ın bu gövde gösterisi şeklindeki açıklamaları, Sisi'nin açıklamaları filan, onları çok doğrusu ciddiye almayan tarafı peki, da yoktur. Sayın Metehan Demir, bir soru mu olacak? Şimdi İran din lideri Ayetullah Ali Hameni'nin askeri danışmanı General Hüseyin Dekkan bugün bir açıklama yaptı, diyor ki Libya'da ulusal mutabakat hükümetini destekliyoruz diyor. Şimdi acaba diye şöyle düşündüm. Hani Mısır, Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz, Libya'ya müdahale ederiz açıklamaları yapınca İran da biz karşı taraftayız diye mi konumlanma ihtiyacı hissetti? Yoksa Türkiye ile aynı çizgiye gelenlerin sayısı her gün biraz daha mı artıyor diye de düşündüm. Gerçi ben İran böyle açıklamalar yaptığı zaman endişelenen cephedeyim. Hani sizin o ihtiyatlı şeyiniz var ya, iyimserliğiniz, bana da bulaştı sanırım biraz. Ne dersiniz? Şimdi ben valla öyle bir coğrafya ki böyle hani Luna Park'ta böyle bir şey var. Elinde hani bir çekiç alırsın, sürekli bir yere vursun, oradan başka bir daha çıkar, başka bir şey daha çıkar falan. Bu bizim bölge çok sıkıntılı bir bölge ve çok sıkıntılı bir bölge olduğu için şimdi şunu özellikle açmak lazım. Bir, burada iki tane olasılık var İran'la ilgili. Bir, İran şunu açıkça söyleyeyim. İran bizi çok sevdiğinden ve bizim ulusal mutabakat hükümetine verdiğimiz desteğin çok doğru olduğundan ve oradaki başarılarımızdan etkilendiğinden dolayı değil, konjonktürel, senin dediğin gibi Mısır kaynaklı bir duruş olabilir. Bir rehavetle ilgili kendine bir oyun alanı açma anlamında bir taktik olabilir. İran çok akıllıdır. Yani burada tüm değerli konuklarımız bunu benden daha iyi bilir. O açıdan İran çok akıllı olduğu için ben Libya'da İtalyan Dışişleri Bakanı geldi. Yok, İran bu açıklamayı yaptı. Amerika oradan bir görüşme gerçekleşti. Bunların her birinin perde arkasında kendi oyunlarını ve kendi düşüncelerini olduğu çok çok kesit. Bu bir komple teorisi ya da herkesten şüphelenen konseptler bütünü değil. Çünkü genel olarak baktığın zaman Libya'da en baştaki pozisyona bak.
Bugün geldikleri pozisyona bak, çok basit bir matematik formülü var aslında. Değişimlerini gör, daha önceden tezlerini aklına getir. Fransa şimdi ikili oynuyor, Rusya ikili oynuyor, Rusya bizle görüşüyor, onlarla görüşüyor. Bu arada Mısır hani biz hep konuştuk ya programlarda, sen ben Yusuf biliyorsun, aylarca bir altın küreye dokunanlar ekibi var biliyorsun değil mi? Evet, Trump'la. Suudi Arabistan, Mısır, Amerika. Şimdi bu altın küre, insan unutur mu bu altın küreye dokunanları? Orada o dokunma sırasında boşuna mı dokunduruyorlar? Gel sen de şöyle bir dokun bakalım şu küreye diye, Sisi'ye. O açıdan bakıldığında hepsinin ayrı bir şeyi var, düşüncesi var. Yani Türkiye'nin ben en başından beri söylüyorum. Suriye'de de, Libya'da da, Irak'ta da tek başına. Ve Türkiye zaman zaman konjonktürel akıllı oyunlarla yanlarına çekip yanlarına çektiği ülkeleri diğerlerine karşı bir süre konjonktürel olarak kullanıyor. Çünkü bu ülkelerin tamamında mert bir politika yok. Ve bu bölgede ne kadar kaygan olduğunu gördüğüm için ben İran'ın açıklamalarını da bu mihvalde değerlendiriyorum. Bunun sonrasında artık hani işler çok iyi gidiyorken asıl o zaman dikkat edin, başınıza bir şey gelir mi gelmez mi derler. O zaman ona bakmak lazım, kim ne hazırlık yapıyor diye. İran'da ta oradan Libya'ya doğru uzanıyorsa zaten işler bayağı bir farklı noktaya doğru gidiyor. Amerika'nın burada tonunu ne derece arttıracağı, buradaki politikasını neye göre nasıl belirleyeceği, Rusya'ya göre nasıl pozisyon alacağı ben çok önemli denklemlerden. Amerikalı komutanın bugünkü temasları önemli o zaman, ne dersiniz? Çok önemli tabii. Çünkü Amerika'nın, Rusya'nın gözünün içine bakmaya alışanlar bir anda Amerika oyuna girince Türkiye kimsenin gözünün içine bakmıyor. Ama Mısır bakmıyor mu İbrahim? Birleşik Arap Emirlikleri bakmıyor mu? Rusya'nın gözünün içine bakıyorlardı. Şimdi Amerika oyuna içine girince diyecek ki beyler biz beraberdik, bir sıkıntı var herhalde falan diyecek. Bunlar başlayacak yalpalamaya. Yani bundan sonra asıl Amerika oyuna girdikçe oyun daha keyifli bir hal alacak Türkiye açısından. Çünkü Türkiye izleyecek bunlardaki, bu politikadaki eğip bükülmenin ne kadar yüksek açılara ulaşabileceğini. Ben burada Amerika'nın adımlarının ne kadar somut ve ne kadar diğerlerinin karakter yapıları ve ulusal diplomasi oyunları üzerinde değişikliği olacağını merak ediyorum açıkçası. Peki şimdi bir haber daha paylaşacağım. Bu güzel bir haber açıkçası. Onunla ilgili de hepinizin yorumlarını almak istiyorum. Azerbaycan Savunma Bakanı kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov bir açıklama yapıyor. Kardeş ülke Azerbaycan, biliyorsunuz canımız ciğerimiz, diyor ki Türkiye'den silahlı insansız hava aracı alacağız, SİHA alacağız diyor. Hani Ukrayna'ya satmıştık bunları, Katar'a da satmıştık. Azerbaycan'ın da bunları alacak olması yavaş yavaş bölgemizde Türk SİHA'ları özellikle bu Libya'daki performanstan sonra popüler hale mi geliyor sorusunu aklıma getirdi. Sayın Alabar da kısa bir yorum alayım lütfen. Yani diyorsunuz ki çok uzun olmasın. O zaman şöyle söyleyeyim. 20 yıl önce Türkiye savunma sanayinin üretmiş olduğu hacim yaklaşık 100-150 milyon dolar. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 2019 verileriyle Türkiye savunma sanayisinin yapmış olduğu ihracat 2.5 milyar dolar. Çalışan sayısı 70 bin, 3'te 2'si mühendis. Şimdi hem Suriye'de hem Libya'da savunma sanayisi ürünlerini, sadece İHA ve SİHA'lar değil, aynı zamanda da elektronik harbe dair bir takım sistemler, koral sistemleri gibi birçok ürün gamında Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde etrafındaki dost ve kardeş ülkelere yönelik olarak ihracatının katlanarak artacağını ve 3-4 yıl içerisinde bu trend iyi bir şekilde yönetilebilirse 20-25 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmamız içten bile değil. Dolayısıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde üretilmiş olunan sistemlere yönelmesi Türkiye açısından değerli, onlar açısından değerli, İsrail açısından sıkıntılı çünkü bugüne kadar İsrail'den alınıyordu. Peki. Şimdi var mı eklemek isteyen bir şey bu İran konuya? Konusunda şunu ekleyebiliriz. İran zaten çok sıkıştı bölgede. Mesela İran sadece birazdan konuş, yani Libya'da değil. Şu an Türkiye'nin yanında bir görüntü verme çalışması sadece Libya'da değil. Az sonra konuşacağımız Pençe Kaptan harekatları sırasında da İran PKK'yı kendi alanında vurmak zorunda kaldı mesela. Orada da bir alan açmaya çalışıyor. Türkiye'nin yanında görüntü vermeye çalışıyor. Yani İran'ın sıkışıklığı sadece Libya açısından değil, bölgede de inanılmaz bir şey durumda. Mesela Sezar yasası da biliyorsunuz Suriye'de devreye girdi. Evet. Orada da sıkıştırılacak mesela. Peki geçelim mi yeni başlığa, var mı? Bu şey Azerbaycan'ın SİHA almasıyla ilgili, evet. Ben sadece bir iki cümle söyleyeyim. Aslında bizim SİHA'larımız kendisini
en son Suriye'de ispat etti. O Rusların hava savunma sistemleri devreye sokmaya çalıştılar o Panzer'ları ve bizim hava savunma SİHA'lar onları bertaraf etti. Aslında bu bir dönüm noktası. Savaşta apayrı bir dönüm noktası oldu. Arkasından da bu tür taleplerin gelmesi beklenirdi. Nitekim de gelmeye başlamış. Bu arada şeyi de söylemek lazım. TB2 SİHA'lar biliyorsunuz 200 bin saati doldurdu. Daha yeni. Tabii evet. Yani çok büyük bir şey ve zaten arka arkaya ilk Zeytin Dalı'nda ortaya çıktı. İdlib'de inanılmaz başarılar gösterdiler. Ve Libya'da inanılmaz başarılar gösterdiler. Yani bundan sonra çok ciddi bir şekilde etkisi olacaktır. Sayın Metan Demir, var mı ek bir şey bu cümle SİHA satma meselesiyle ilgili olarak Azerbaycan'a? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam... Bir de bir şey daha soracağım. Sonundur. Şimdi Katar'a da veriyoruz ya biz bu SİHA'ları. Biz bu Körfez bölgesinde bir surda gedik açtık mı karşı cephede Katar İttifakı ile sizce? Onu da merak ediyorum. Çünkü bu Libya operasyonlarında biz de Katar'dan bir destek aldık. C-17'ler vızır vızır gitti geldi Türkiye'den Libya'ya ve yani C-17'leri şöyle tarif edeyim ben size. Bizim A-400 işte o kargo uçakları şu boyuttaysa C-17'ler şu boyutta falan. Yani hani yanında biraz böyle şey gibi kalıyor, yavrusu gibi kalıyor. Hatta biz açıkçası bu işi merak edenler acaba ne sevk ediyoruz gibi diye de düşündük bu konuyla ilgili olarak. O yüzden hani Katar İttifakı'yla biz ciddi bir mesafede aldık galiba bu alanda, ne dersiniz? Katar'a sevkiyat sürecek İbrahim, sadece o kadarını belki söyleyebiliriz. Katar'a sevkiyat artarak ve çeşitlendirilerek sürdürülecek. Çünkü Katar'a sevkiyatın içeriğinden ve niteliğinden çok Katar'a sevkiyatın sembolik ve derin mesajlar anlamında bölgede özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde etkisi olacak. Çünkü onlar akıllarınca bir çevreleme harekatı yaparken sürpriz transferler ve sürpriz nakliyatlarla Katar'la geliştiren işbirliği çerçevesinde onların hiç umulmadığı bir açısında kendilerine bir sürpriz olabilir. Ve ben o zaman bir eklemede bulunayım. Buyurun Sayın Alabarda. Özür dilerim Metehan Demir, ben bitirdiğini zannettim. Estağfurullah. Estağfurullah, devam et, ben de devam edeceğim. Belki beni de şey yapabilirsin. Estağfurullah, buyurun. Yani sadece Katar üzerinden okumamak lazım. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi Bahreyn. Dolayısıyla Bahreyn'e yönelik olarak da Türkiye'nin Körfez'e vermiş olduğu silah sistemleri var. Somali ordusunu teşkilatlandırırken bu bölgeye yönelik olarak yoğun silah satışı savunma sanayi ürünlerinden önümüzdeki sezon içerisinde daha da katlanarak gidebilir. Ve hatta buradan bir konuyu altını çizerek not düşmek açısından söyleyeyim. Önümüzdeki süreç içerisinde Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bir takım provokasyonları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hazır olmamız lazım. Ben inanıyorum ki saha istihbaratımız bu bölgeden yoğun bir şekilde hazırlık yapmamız gerektiği noktasında zaten detaylı olarak vardır. İran'ın açıklamalarıyla hemen vardı. Somali'deki cümle... saldırıya mı gönderme yapıyorsunuz? Milli Maarif Vakfı yakınlarında bombalı bir saldırı olmuştu. Şükür kaybımız olmadı ama ona mı bir gönderme yapıyorsunuz? Ona gönderme yapıyorum. Bunların artacağını söylüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla da mütenasip bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri Somali coğrafyasında Eşşebap terör örgütüyle el eledir diyorum. Bugüne kadar Somali coğrafyasında Somalilerin hayatını kaybetmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu bölgeye vermiş olduğu terör örgütlerine vermiş olduğu destekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu coğrafyada nerede bir mazlum kan gözyaşı varsa Yemen'de de Somali'de de Libya'da da Mısır'da da arkasında Körfez ülkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanmış olunan siyaseti vardır. Bu coğrafyanın diktatörleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu siyasetine bir şekilde sessiz kalmaya devam etseler de kısa vade içerisinde bu hamur daha fazla su kaldırmayacaktır. Turbun büyüğü heybededir. Yakın bir zaman içerisinde bu uygulamış oldukları siyasetin, girmiş oldukları suların boylarını nasıl fersah fersah açtığını hep birlikte yaşayıp göreceğiz İbrahim Güneş. Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli. Peki. Buyurun Sayın Metehan Demir. Şimdi Türkiye'nin yurt dışındaki askeri birliklerini, çeşitli
irili ufaklı askeri varlığını bir hatırlayalım. Nereler var? Suriye, Irak, Katar, Somali, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Lübnan, Afganistan, KKTC ve Azerbaycan, tabii ki Libya. Ama bir de Sevakin Adası da vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sudan'da yapılan özel anlaşma çerçevesinde orada gemilerin bakım tamiri diye. Şimdi bu Türkiye'nin yayılmacı emperyalist politikasından ziyade artık yeni böyle uluslararası stratejide toprakların ulusal, ya bu national integrity dedikleri ulusal toprak bütünlüğünün, vatan toprağının güvenliğinin sağlanması toprakların içinde olmuyor. Topraklarınızın dışına çıkarak kendi topraklarınızı koruyorsunuz. Oralara yerleşmiyorsunuz ama oralardan size gelebilecek muhtemel vurucu, yıkıcı darbeleri, oralardan gelebilecek saldırıları, terörle ilgili her türlü kumpası planlamayı engelleyebiliyorsunuz. Oralardaki üstlenmelerin önüne geçiyorsunuz. Geçen, biraz sonra gireceğiz konuya ama işte Pençe Kaplan Harekatı'nın, Pençe Kartal Harekat serilerinin, Pençe Harekat serilerinin Kartal'la devam eden ve hala da geliştirilmesi beklenen bu harekat serilerinin amacı da bu. Terörü kaynağında kurutmaktan ziyade bu artık terörle mücadele de değil. Türkiye'nin kendi ulusal toprak bütünlüğünü, kendisine yönelik ulusal güvenlik tehditlerini minimize etmek için sınırlarının dışında zorunlu pozisyon alması demektir. Libya'da Türkiye'nin ne işi olduğunu anlamak için Türkiye'nin yaşadığı sorunların kökenine bakarsanız ta Libya'ya gitmesi gerektiğini görürsünüz. Libya'ya gitmezseniz Antalya'dan hareket edemez hale gelirsiniz. Suriye'ye gitmezseniz günde, ayda 900'den fazla roket atarlı havanlı saldırıyla karşılaşırsınız. Irak'a gitmezseniz evlatlarınızı şehit verirsiniz, karakollara her gün baskınlar yersiniz ve yüzlerce teröristin gözünüzün önünden girip çıktığını sürekli tanık olursunuz, bunu izlersiniz. İşte Türkiye bunları yapıyor. Bunları yapmazsanız, o uluslararası alanlarda bu üstleri tutmazsanız, KKTC'de dik durmazsanız, bir bakarsınız bir sabah Fransızlar Kıbrıs'ta bir salıvermiş. Rusya hep yıllardır sıcak denizlere inme hayali falan filan deniyordu. Rusya sıcak denizlere inmeyi falan bırakın, sıcak denizin orta haline gelmeye çalışıyor. Yavaş yavaş alıyı altınızdan çekiyorlar. Bunları görmezsek, bunları gelecek dönemle ilgili perspektife yatırmazsak sürekli... Peki Türkiye bu kuşatma çemberini kırdı mı sizce, ya da kırabiliyor mu şu an itibariyle? Kırdı tabii. Yani bunu kırdı. Bakın demin ne dedik? Herkes birbirinin gözünün içine bakıyor. Fransa Rusya'ya bakıyor. Türkiye kimsenin gözünün içine bakmıyor. Ben buradayım diyor. Benle oynamak isteyen, beraber yürümek isteyen varsa gelsin diyor. Yani bir bu back channel dedikleri arka kapı diplomasisi, şudur budur falan hiçbir şey yok. Türkiye diyor ki ben, kurallar böyle ama oynamaya da hazırım. Gelin beraber şartları konuşalım diyor. Başka bir şey yok ve günün birinde geriye gitmek üzere ama ta ki kendisine yönelik tehdit sıfıra inene kadar. Şimdi İbrahim, ben sana soracağım. Türkiye Libya'da o pozisyonu Sarıç'ın yanında, ulusal mutabakat hükümeti yanında almasaydı bugünkü tabloyu lütfen açıkla ya. Ne durumdaydık Libya'da, neyi konuşuyorduk ve Türkiye hangi pozisyonda ne kadar darlanmıştı? Konu Doğu Akdeniz'e, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması yok, enerji kaynakları falan filan derken ta Libya'ya deniz kilidi atıldı. Bu Seddül Bahir denilen o meşhur şey. Bu deniz kilidini oraya atmazsanız, Çanakkale'den hep biliyorsunuz şehitlerimizin arası, o çok bilinen bir şeydir. Deniz kilidini eğer oraya atmazsanız size o kilidi atacaklardı. Ondan sonra da çıkamayıp duracaktınız. Ve unutmayın, Avrupa Birliği müzakereler sürecini hatırlayın. Her bir attığınız geri adımı size asla normalde aldıramadıkları gibi ileri bir adımı asla atamazsınız. Bu Avrupa hukukunda böyle. KKTC'de nasıl Türkiye'ye kandırıldı, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde verilen taahhütlere rağmen nasıl aldatıldı, mültecilerle ilgili görüşmelerde Türkiye'nin nasıl aldatıldığını hatırlayın. Bir nezaket anlamında bir geri adım atın. Bir daha hiçbir zaman ileri, normal eski adımınıza bile, eski pozisyonunuza bile dönemiyorsunuz. Şimdi belki bunlar hani ulusal sır anlamında ama günün birinde Türkiye Avrupa'ya o kadar iyi niyetli davrandı ki son dönemde. Ama Avrupa bunu, Almanya'da dahil olmak üzere hiçbir konuda sözünü tutmadı. Ben bunu işte mültecilerle ilgili, Suriyelilerle ilgili verilen 3 milyar eurodan falan filan bahsediyorum. Çok ciddi konularda Türkiye'nin güvenini kazanıp, Türkiye'den söz alıp uygulattıkları alandan sonra kendi sözlerini tutmadıkları çok... yıllarca konuşulacak konular var. Bunlar günün birinde Türkiye'nin... Sıcak bir bilgiyi paylaşayım. Sayın Metehan Demir, Libya'da 11 toplu mezar bulundu ve Libya hükümeti, evet, bunların savaş suçu olduğunu düşünüyor. Birleşmiş Milletler'in araştırmasını istiyor. Yani nasıl bir Libya olacaktı diye. Eğer Haftar Libya'yı ele geçirmiş olsaydı belli ki çok kan dökülen bir Libya olacaktı ve çok paramparça bir Libya olacaktı. Bizim açımızdan da Türkiye'yi kuşatma hamlelerine bir yenisi eklenmiş olacaktı diye düşünüyorum. Ama son bir şey söyleyeyim.
Tabii bu bize ne kadar güzel işler yaptık Libya'da. Rehavete kapılalım, rahatlayalım. Bundan sonra keyfimize bakalım gibi şey lütfen aklımıza getirmesin. Hiç boş durmadıkları ve şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun planları kurduklarına da şahit olduğumuz için bu aralar ne yapacaklarına dair yeni birlikte ya da gruplar halinde yeni oyun planları, yeni aktörler, yeni şahıslar da hazırlanıyor olabilir. Bir anda Sarac'ın karşısına bak öyle bir isim getirdi ki artık otursunlar deyip bir şekilde ya açıkça konuşalım bunlar. İdlib'den birinci amaçlar Türkiye'nin çıkması, ardından da işte Ceylan çok iyi bilir o işleri, Yusuf tabii. Ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar Harekat Bölgelerinden Türkiye'nin çıkması değil mi? Evet. İdlib birinci bölge. Orada bir kaotik durum yaratıp çeşitli işte göçmenlerle şurada, şunla bunlar. Ardından Irak'ta zaten dürtüklüyorlar. İşte Kürt grupları bir araya getiriyorlar. Barzan'la PYD, YPG'yi bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bilmem ne bir sürü şey var orada. Libya'da zaten başka bir oyun var. Burada sonuç olarak seni tekrar demin hani ulusal savunma stratejisinde sınırlarınızın dışında karşılayın diye bir yeni bir şey başladı değil mi? Onu yavaş yavaş seni içeriye doğru itmeye çalışıyorlar. Türkiye'de durdu. Durması lazım. Durmazsan, pozisyonundan geri adım atarsan bir daha o geri adım attığından nötr pozisyona geçmek bile imkansız. O kadar iyiler adamlar. O yüzden sen de en az onlar kadar iyi olacaksın ve herkesi de dediğim gibi kendi amaçların doğrultusunda kısa süreli yöneteceksin. Bu kural bu kadar. Demin çok bir şey söyleyeyim. Ceyhuncu özür dilerim. Çok bir şey daha söyleyeyim. İran diyorsunuz ya mesela. Şimdi düz mantıkla düşünelim. İran Türkiye'nin yanında mı yer aldı? Şimdi o zaman düz mantıkla bakarsak Amerika Türkiye'nin yanındaysa, İran Türkiye'nin yanındaysa Amerika İran'ın yanında mıdır? İran Amerika'nın yanında mıdır? Öyle bir şey yok. Ya, mesele bu zaten. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani, peki bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi Sayın Bora Bayraktar paylaşmış da son bir hafta Türkiye'de çok sayıda askeri harekatı ve diplomasi neredeyse eş zamanlı yürüttü. Irak'ta Pençe Kartal, Pençe Kaplan, Suriye'de Rusya ile ortak devre, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile operasyonlar, Akdeniz'de açık eğitim, ortak tatbikatlar, İtalya'da da bir eğitim olmuş. Karadeniz'de NATO'ya hava ikmali ve Amerikan uçaklarıyla uçuş. Türkiye'de terörle mücadele, FETÖ'leri vesaire hiç saymıyorum bile. Bir hafta içerisindeki maddeler bunlar gündem başlıkları ve bunlarla beraber diplomatik olarak da mücadele ediyoruz. Bunu söyleyecektim. Senin Meta'nın söylediği çok önemli. Yani sen işte İran'da Türkiye'nin yanında olmak istiyor, Amerika'da olmak istiyor. Neden? İtalya neden Libya'da karşımıza çıkmak istemiyor? Sen güçlü durduğun için. Yani Türkleri seviyorlar falan filan değil. Yok, sen yok. Güçlü olduğun için senin yanında duruyorlar. Yarın öbür gün sen Libya'da tökezlersen İtalya'da karşına çıkar, Amerika'da karşına çıkar, İran'da karşına çıkar. Bora Bayraktar'ın yazdığında önemli bir ayrıntı yine bununla bağlantılı. Şimdi bakın 40 senedir Türkiye'ye kötülük yapmak için her türlü terörü beslediler. PKK terör örgütü. Peki ikinci başlığımıza da geçelim mi o zaman yavaş yavaş? Süremiz az oluyor. Arkadaşlar açalım masayı o başlığa bu arada. Aynen. Şimdi bu kadar 40 yıla yakın bir süredir işte 15 Ağustos 1984'ü baz alalım diyelim 36 yıldır. Eruh baskın. Eruh Şemdinli baskınlarıyla başlayan süreci yıllarca beslediler. Silahlar aktardılar. Her türlü gelişmiş silahı aktardılar. Aslında kötülük yaparken bir şey daha yaptılar ama. Farkında değillerdi. Bölgenin en tecrübeli ordusunu oluşturdular aslında. Bugün bu coğrafyada Libya'da o mücadeleyi yürütebilecek o konvansiyonel değil. Hibrit diyebiliriz, vekaleten mücadele diyebiliriz, terörle düşük yoğunluklu çatışma diyebiliriz. Terminolojide hangisini kullanırsak kullanalım. Bütün o anlamlarda mücadele yürütebilecek bölgedeki tek ordu Türk ordusudur. Yüksek kondisyonlu diyorsunuz. Yüksek kondisyonlu, son derece tecrübeli. Irak'ta, Suriye'de, her coğrafyada. Bugün mesela Fırat Kalkanı harekatını yapıyorsunuz, düz alan. Afrin'e bir giriyorsunuz, dağlık alan. Rusya dağından. Pençe Kartal harekatını yapıyorsunuz veya Kaplan harekatı, komandolarımızın yaptığı harekat. Dağlık alanlar. Irak'ın kuzeyinde, Kandil'e İnanat. Her coğrafyada, her iklim şartında bugün operasyon yapabilen bir ordu var şu an. Libya'da. Libya'nın çölünde de yapıyor. Evet. Donanmasıyla gidiyor. Donanmasını da güçlendirdi. Akdeniz'de de bunlar önemli. Varlık gösteriyor. Yani bu yüzden sen bu şekilde güçlenirsen ha bir de üstüne işte savunma sanayindeki gelişmeleri katıyorsun. Bir de üstüne o birliğini katıyorsun. O yüzden bugün birliğimizi sarsmaya çalışıyorlar. O yüzden bazı
aparatları İbrahim üzerinden Güneş. Operasyon yapmaya çalışıyorlar. Sayın Alabar'da şöyle bir ifade okuyayım, ondan sonra size gelelim. Sayın Bahçeli bugün bir açıklama yaptı. İfadeyi aynen okuyayım, siz oradan değerlendirin. İsim vermedi ama ben PKK-NKS'nin olduğunu anladım mevzudan tam olarak. Şöyle söylüyor, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın PKK-YPG ya da PKK-PYD ile Suriye'deki muhalif Kürtler dediğimiz, ki aslında daha önceden Özgür Suriye ordusuyla beraber hareket ediyorlardı, NKS ile PKK'yı aynı masaya oturtup anlaştırıp el sıkıştırma hamleleri vardı. Sayın Bahçeli de bu konuya tepki gösteriyor bugün itibariyle. Biraz buradan da yorumlayabilir miyiz acaba şu an sınırımızda yaşanan gelişmeleri? Evet, ona geçmeden önce Ceyhun'un söylemiş olduğu birkaç önemli konu var. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapsamlı operasyonlar yapabiliyor. Milli savunma sanayi çok önemli hamleler ve ataklar içerisinde. Ama zannetmeyelim ki bu devran bu şekilde kendiliğinden devam eder. Çünkü eğer sizin üretmiş olduğunuz hamleler, milli savunma sanayi alanında ortaya koymuş olduğunuz değerler itibarsızlaştırıyor ve onları üretenlerin sonunu, Nuri Killigil'in sonundan fena olacaksınız diye aba altından sopa gösteriliyor. Üretilmiş olunan SİHA'larınız JITEM'in 21. yüzyıldaki yeni hali olarak lanse ediliyorsa, zannetmeyelim ki bu iş ila nihaya böyle gider. Nuri Killigil'in gitmedi. Nuri, evet. Demirağ'ın gitmedi. Vecihi Aparat Ürkuş'un derken gitmedi. Bunları kastettim zaten. 30 sene beklediler. Biliyorum. Hayır, yani söylemiş olduğunuz şeylerin kendiliğinden ila nihaya bu şekilde gideceğini zannetmeyelim. Herkes müteyakkız olsun. Tabii. Nuri Demirağ'ın projelerini ortadan kaldırabilmek için Eskişehir'in Türk Hava Kurumu uçak teslim töreninde bu iş olmadı dedirtebilmek için 80 takla attılar. 20 yıl sonra adamı iflas ettirdiler ve üretmiş olduğu uçakları İspanya'ya satmaması için de üretilmiş olan uçaklar yurt dışına satılamaz diye meclisten kanun çıkarttılar. Dolayısıyla bu işin arkasındaki en önemli husus milletin bu konudaki iştiyakıyla oluşmuş olan siyasi iradedir. Hangi parti olursa olsun. Ama siz ısrarlı bir şekilde bu ürünleri üretenleri farklı sıfatlarla kimliksizleştiriyorsunuz, itibarsızlaştırıyorsanız ve bunları JITEM'le bir tutarak bir şekilde faili meçhul cinayetlerin sorumlusu ve müsebbibi gibi gösteriyorsanız, hiç kimse savunma sanayimiz bu noktalara geldi diye rehavetle o koltuklarında oturmasın. Bir gün biri çıkar, hepsi biter. Yunus Emre'nin bütün şiirlerini yakan Molla Kasım gibi. Dolayısıyla bu konuda kimse çok fazla kendinden emin olmasın. Nuri Killigil kendisinin atölyesinde üretmiş olduğu yani Sayın Alabar'da savunma hamlelerini korumak için siyasi sattı. İrade şart, bunun mu altını çizmeye çalışıyoruz? Yani siyasi irade olmazsa bu işler hiçbirisi olmazın altını mı çizmeye çalışıyoruz? Ya da birlik olmazsa? Olmaz. Olmaz, olmadı. Örneklerini veriyorum. Nuri Killigil'in DNA testi o zaman yapılmıyordu ama aha bu da Nuri Kil'in parmağıdır diyebilecek hiçbir şey bulamadılar. 30 santimlik bir tabut koydular, Nuri Killigil'i öyle defnettiler. Çünkü öyle bir patlama yaptılar ki mecliste konu tartışılmak istendiğinde konu kapatıldı. Açsınlar baksınlar, meclis zabıt tutanaklarında bunlar bugün hepsi var. Dolayısıyla Nuri Killigil'e yapılanları, efendime söyleyeyim Vecihi Hürkuş'a yapılanları, Nuri Demirağ'a yapılanları siz 50 yıl önceki hikayeler olarak görüyorsanız yapacak bir şey yok. O zaman size yakın canemden hikayeleri anlatayım. Aselsan'ın mühendislerini intihar süsüyle 50 türlü kılıfa bulayarak o çocukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayine hizmet ettiği gerekçesiyle bu dünyadan öbür dünyaya Yunus Emre'nin göğ ekini biçer gibi dedikleri gibi gönderdiler. Gözlerinden yaş daha akmadı. Zannetmeyin ki savunma sanayinde bu kadar güzel ürün gamı üretilirken bu işler kendiliğinden oluyor. Savunma sanayinin başına gelmiş olunan profesör, ilmi yeteneği tam olan insanı bile ilmi yetersizlikle daha önceki görevleriyle ilgili olarak birçok noktadan vurmaya çalıştılar. İşte bugün görüyoruz ki bir taraftan hava savunma sistemi yapılıyor, bir taraftan füze motoru imal ediliyor, bir taraftan yerli araç hamlesiyle ilgili hamleler yapılıyor ama bunlar milletin iradesine saygılı bir iktidar ile olabilir. Burada parti gözetmiyorum.
Eğer bu milletin iradesini JITEM diye, bilmem ne diye, damat diye, öyle diye, böyle diye itibarsızlaştırırsanız, ondan sonra Amerikan Kongresi'nden çıkacak karar doğrultusunda bize bunu verirler mi, bize şunu verirler mi diye beklemeye devam edersiniz. Sayın Alabar'da, peki orada bir cümle de ben söyleyeyim. Hani o JITEM meselesini hatırlattınız. Bu dört işçi kardeşimize PKK terör saldırısı yapıp hepsini şehit etti. İşte yetimler kaldığında o isimlerin sosyal medya hesaplarına tek tek bizzat baktım. İşte o CHP'li vekillerin hiçbirisinden bir cümle yoktu. Yani HDP'yi kırarız, üzeriz düşüncesiyle tek kelime etmemişlerdi. Bunu da ben bir dipnot olarak, vicdani bir sorumluluk olarak söyleyeyim. Hiçbiri, 7 tane işçi öldürüldü Nisan yahu, ayında. Hiçbiri yahu bu etmiyor. Ülkede, yahu bu ülkede Trabzon'da anasının kucağında şehit edilmiş Eren Bülbül'ün katillerine gözyaşı dökenlere gittiler, dediler ki biz kesinlikle bu konuyla ilgili milletvekilliğinin düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Biz de bu ekranlardan dedik, bir kere daha söylüyoruz. Eren Bülbül'ün katillerinin, terörist cenazesine katılanların vekilliğinin düşürülmesini doğru bulmuyorsanız, bunu bir şekilde utangaç ve mahcup bir ifadeyle tutanağı da okumadım ama diyerek dile getirmeyin. Trabzon'un meydanında haykırın, Balıkesir'in meydanında haykırın, Giresun'un meydanında haykırın, Ordu'nun meydanında haykırın. O zaman ben sizin gerçekten sözünüzün arkasında duran bir adam olduğunuzu anlayayım. Bunları Trabzon'da söyleyemiyorsunuz. Milliyetçi söylem. Hakkari'ye gidiyorsunuz. Avrupa Yerel Yönetimler Şartnamesini iktidara geldiğimizde aynen geçireceğiz diyorsunuz. Avrupa Yerel Yönetimler Şartnamesini 30 tane Avrupa ülkesi kabul etmemişken, İngiltere, İtalya kabul etmemişken, siz kabul edip Güneydoğu'da ayrı bir askeri güç, efendim mesela Karadeniz'de Trabzonlulardan bir askeri güç, bu ülkeyi Wilson cemiyetleri prensibini savunan Amerikan mandacılarıyla aynı şekilde yönetmeye talip olduğunuzu o zaman Hakkari'de de haykırın. O zaman Kütahya'da Sayın Alabar'da bugün Polatlı'da Sayın Tunç Soyer'in İzmir'in bayrağı ve parası olmalı, eyalet gibi olmalı açıklaması da tesadüf değil. Yani bak İbrahim Sayın Faik Öztürk burada açıklama yaptığında işte bunu hani İzmir'in tanıtımı için düşünülmüş dedi ama fazla iyimser bir yaklaşım mı? İbrahim Güneş, iki cümle söyleyeyim. Söz konusu belediye başkanı Sur'da Mehmetçik şehit edilirken oraya giderek sivil katliamlar durdurulsun diyen birisi olduğu için Cemaziyel evveline bakarak yorum yaparım. Dolayısıyla biz Balıkesirli bir ailenin evladı olarak söylüyorum. Kuvayi Milliye'yi Hasan Basri Çantay'ın üzerinden okurken, Mehmet Akif Ersoy'un üzerinden okurken, Zanos Paşa'da Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hutbe üzerinden okurken, Çav Belle'yle İzmir'in sokaklarında 9 Eylül bilmem nesi kutlanılmaz, 23 Nisan kutlanılmaz. Dolayısıyla bunlar arkada bir bagaj olarak dururken İzmir'in bayrağı, İzmir'in parası derseniz biz bu işte hiçbir şekilde hüsnü niyet aramayız. Tabii ki İzmir'in flaması olabilir. Flama ayrı, bayrak ayrı. Bu ülkenin bir tane bayrağı var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı. Başka bayrak yok. Bakın unutmayın, bugün Suriye'de, İdlib'de, Elbap'ta, Rasulayn'da, Tel Abyad'da Türk lirası kullanılırken İzmir'in parası ne demek İbrahim Güneş? Bunu kim izah edebilir? Dolayısıyla şimdi buradan Irak'la Suriye ile ilgili sorduğunuz suale bir cümle edip kapatmak istiyorum. Bakın ENKS'ye dahil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki kimya ile Suriye'nin kuzeyindeki kimyayı ya da dokuyu aynileştirip bu bölgede tamamen bir PKK ideolojisinde bir Kürt koridoru, PKK koridoru yaratılır ise İbrahim Güneş, Türkiye Cumhuriyet Devleti buna asla seyirci kalmaz. Türkiye bu bölgedeki Kürtlerin de tek dostudur. Bunu bölgesel yönetim, Neçirvan Barzani de, Molla Mustafa Barzani bu yana kadar gelen bütün Barzani ailesi de çok iyi biliyor. 1991 yılında Halepçe'de Kürt kardeşlerimiz mazlum ve mağdur bir şekilde katledilirken onlara kapılarını açan Türkiye oldu. İyi ki oldu, hamdolsun oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Yakın o tarihten de örnek verebilir. Sayın Alamar'da aynı Arap'tan kaçanları da yine Türkiye kapıyı açtı. Onları çok anlatıldığı için geçmişte anlatılmayanları anlatmaya çalışıyorum. Evet. 1991 yılında Almanya'dan verilen kimyasal silahlar, İngiltere'den giden kimyasal silahlarla mazlum Kürtleri o coğrafyada katlettiler ve kapıyı açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Dolayısıyla eğer bir oldu bittiğiyle, bakın altını çizerek bu programda not düşmek istiyorum. Irak sınırı değiştirilmeye çalışılırsa,
Suriye sınırı değiştirilmeye çalışılırsa, İran toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü bir şekilde geri dönülmeyecek bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılırsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada uzun bir zamandan bu yana bu sıkıntılar yaşanmasın diye gayret gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bu oldu bittilere kenara çekilerek bakmayacaktır. Bu harekatı da bu noktadan okumak lazım. Yoksa terörle mücadeleyi Türkiye 40 yıldan bu yana yapıyor. Ama ilk defa kapsamlı olarak İran kuzeyine de Suriye'nin kuzeyine de hakkaniyet kılıcını indiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgedeki amacının asla ve asla bölge insanı olmadığını anlamamız gerektiği açısından Halepçe katliamını örnek vermek istedim. Peki. Peki Sayın Metehan Demir, şu soruyu da size sormak istiyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu yıkım müteahhitliğine izin vermeyiz açıklaması üzerinden gidersek, Haftar'ın ardından PKK'nın başka o bölgedeki kamplarına da biz yakın dönemde operasyon beklemeli miyiz? Üstler 12 diye hatırlamıyorsam, Irak'ta zaten 12 civarında Türkiye'nin üssü var. Özellikle PKK'nın bu bölgedeki lojistik hatlarını kesme anlamında hamleler yapmıştık. Nasıl bir süreç bekliyor bizi önümüzdeki aylar içerisinde? İbrahim, haritayla aslında anlatabilsek, var mı elinizde altında harita? Önceden yani ben harita üzerine belki söyleyebilirim. 6 numarayı açar mısınız arkadaşlar masaya? Masaya haritayı verebiliriz. Şu an masada haritaya biraz yakın girersek arkadaşlar görebilirler. Buyurun Metehan Bey, size anlatın, ben orada haritayı yakın verecek arkadaşlar şimdi. Şimdi bu haritadan yola çıkarsak, zaten Suriye, Irak işte haritası. Ben şu an hani haritayı ezbere bildiğim için konuşabiliriz ama burası Avşin Basyan, Sinat Haftan'ın Hakurk, Zaho, Metina. Şimdi bu bölgeye baktığım zaman Haftan'ın, Sinat Haftan'ın bölgesi. Ben şimdi haritayı ekrandan gördüğüm için siz beni vermeyin, ben buradan baka baka anlatayım size. Avşin Basyan bölgesi. Yani batı doğu sektörüne, doğu sektörüne bakın, Avşin Basyan'ı görüyorsunuz, Haftan'ı görüyorsunuz. Metina Zap arada bir girinti vardır. İran'la Türkiye, İran, Irak üçgen bir girinti vardır. Orası Hakurk ve o bölgede işte bakıldığı zaman bunları Türkiye uzunca bir süreden beri Kandil Ağzı, İran, Irak sınırı üzerinden 30-40 kilometrelerinde, 100 kilometrelerinde bir sırada olarak düşünülüyor. Şimdi solda da Sincar var. İkinci Kandil olarak adı artık çok ünlü oldu. İkinci Kandil. Birçok ikinci Kandil hazırlığı var bu arada Irak'ta. Ona özellikle bakmak gerekiyor. Şimdi bundan sonraki bu operasyonlarda Türkiye bu operasyonla sevgili İbrahim engebeli böyle hırçın arazilerden, tepelerden bu terörle mücadele konseptini tamamen karşı sınırlar tarafında düze indiriyor. Buralarda pek yani şöyle sorayım Metehan Bey, Suriye'de olduğu gibi Türkiye bir terör koridorunu engelleme çabası içerisinde bir orada bir blok hat mı oluşturuyoruz? Aslında yapılan operasyonlarda çizgileri bir araya getirdiğin zaman yani Akurt'tan, İran sınırından, köşeden, o çukurdan ta Hatay'a kadar olan bölgede Türkiye zimni olarak bir güvenlik kuşağı koridoru çekiyor. Bunu da çekmek zorunda, demin anlattığım sebeplerden dolayı. Terörü dışarıda karşılıyor. Gelen tehdit dışarıda durduruyor. Ve baktığın zaman zaten çok uzunca bir süreden beri, 2-2,5 seneden beri yanlış hatırlamıyorsam, Kandil Ağzı'na 30-35 kilometreye kadar yakın bölgelerde, 12 de değil ondan daha da fazla, irili ufaklı, tırnak içinde söylüyorum, üst bölgeleri kuruluyor. Şimdi Haftan'ın bölgesine de üst bölgeleri ilgili çalışmalar başladı. Hatta oraya ciddi anlamda da bir başka uçar birlik harekatını da destekleyebilecek uçar birlik harekatını destekleyebilecek bir altyapı da kuruluyor. Bunlara bakıldığı zaman zaten bu yavaş yavaş birleştiriyorsun. Sincar zaten çok ayağa kaldırılmıyor. Türkiye tarafından sürekli olarak bombalanıyor. Oraya baktığın zaman daha İran'dan Hatay'a kadar olan bölgede Türkiye bu koridoru çekiyor. Suriye zaten ortada. O nedenle bunlar bir bütünün parçaları. Hani dedim ya, bu bir terörle mücadele harekatı değil. Bu başka bir şey. Ve oraları tutarsan, şimdi Sinat Haftan'ın bölgesi dendiği zaman orada en az 6 PKK kampının olduğu biliniyordu. Ve bu PKK kampı deyince bunlar artık sivilleri kalkan olarak kullandıkları için sivillerle beraber yaşıyorlar köylerde. Bu harekatın bir alkışlanacak tarafı da sivil kaybı verdirilmeden bölgeye yapılan nokta geniş kapsamda olsa nokta operasyonlarla siviller ayıklanarak
teröristlerin imha edilmesi, etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. Buradaki yerel istihbaratın, teknik istihbaratı falan korkunç belirleyici desteği var. Ben bu operasyonlar devam eder. Şimdi mesela bugün bana bir yerde sorular, bu operasyon ne zaman biter diye. Artık operasyonların, harekatların bitmesi diye bir şey yok İbrahim. Orada bir harekat için 3-4 tane belirleyici unsur var. Hani siyasi amaca, siyasi hedefe hizmet etmesi temel başlık. Ama bir harekatın yapılabilir, tamamlanabilir, sürdürülebilir olarak mevcut siyasi stratejik hedeflere hizmet edebilir hale gelmesi var. İşte buradaki stratejik hedef de Türkiye terörle mücadelesinde Türkiye'nin tamamen bu işin kökünü kazımak ve ileride durdurmak olduğu için. Bunlar bütünün parçaları. İleride farklı noktalarda da göreceğiz. Zaten şimdi bu tabii çok medyaya yansıdı. Aslında ben hep söylüyoruz, hatırlıyor musun? Senle konuşurduk biz. Suriye'de şu oluyor, bu oluyor. Ya bir dakika diyorduk. Irak'ta da çok ciddi çalışmalar var. Ama öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın, Jandarma Özel Harekat'ın ve Polis Özel Harekat'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer birimlerinin de yurt içinde terörü temizlemesiyle bu adımların ilkinin başarıyla atılabileceğini unutmayalım. Yani oralar önce temizlendi. İçerideki tehdit olabildiğince minimize edildi. Artık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakam veriyor biliyorsunuz. Şu kadar kaldı, şu kadar kaldı. Türkiye hiç bu seviyeye gelmemişti. En ama son 438 terörist diye söylemiş İçişleri Bakanı Soylu tabii Türkiye yani içinde. Tabii yani çok detay bir Türkiye ne kadar koordineli gittiğini de görüyorsun. Ve öte yandan bir de hazırlanan hedef terörist listelerinde de onlar da teker teker etkisiz hale getiriyor. Geçen 180 küsur kilometre aşağıda o Assos Dağı civarında o operasyon yapıldı. Onu da hatırlayalım. Yani bunların hepsi ayrı koordinasyonlarla tespit edilmiş ve tayin edilmiş birimlerle ayrı ayrı koordine edilerek yürütülüyor. Hiçbir şey tesadüfi değil. Çok haksızlık ediyorlar. Yok dağlara taşlara bomba atıyorlar. Yok yine gireceğiz mi çıkacağız mı? Çok yazıktır. Orada çok müthiş bir fedakarlıkla uğraşan çocuklar var. Çok profesyonel, çok tecrübeli, çok eğitimli birlikler var. Müthiş çabaları var. Bunları yapmayalım. Bunlar peki. Hani sen onunla başkasıyla kavga edebilirsin ama bu çocuklara bunları söylemek lazım. Son bir şey daha söyleyeceğim. Peki. Bir şeye daha dikkat edelim söylemlerde. Son 2,5 yılda, son 3 yılda evet önemli başarılar sağlanmıştır. Ama Türkiye, Yusuf da Türk Sağlık Kuvvetleri eski mensubu olarak herhalde bana katılacaktır. Şunu söylerken lütfen artık bu ağzı değiştirelim. İşte Türkiye 2,5-3 yılda ne yaptıysa. Hayır. 1984'te ilk sıcak takip anlaşması imzalandığından beri, 83-84'ten beri Türkiye'de bu sınır içi ve sınır ötesi tüm operasyonlarda emeğe geçen erinden generaline kadar, sivil memurundan istihbaratçısına, yargı mensubuna, polisine kadar hepsinin ayrı ayrı emeği vardır. Hiç kimsenin emeğini ayırt ederek eskiden yapanlar bunu yaptı, yeni yapanlar bunu yaptı. Herkesin emeğinin hakkını vermek lazım. Her biri taş üstüne taş koymuştur. O yüzden lütfen vicdanla konuşalım. O çocukların, o evlatların haklarını yemeyelim. Peki. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Körfez ülkelerinden bir açıklama geldi. İşte Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gerekiyor vesaire vesaire. Ama özetle diyor ki işte Türkiye sınır ötesi operasyonlar yapmasın PKK'ya yönelik operasyonları. Bir de şöyle bir sorum var. Yani Körfez ülkeleri kimin safında duruyor bu anlamda sorusu. Bilmiyorum çok safça bir sorum ama. Bir de şöyle bir sorum var. Terör örgütü PKK neyi mücadelesini veriyor şu anda? Mesela hani eskiden diyorduk işte baskılar var, Türkiye'de Kürtler zulüm görüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor dedi. Bugün baktığımızda hani bu coğrafyada Kürtlere dair ya da Türkiye'deki Kürtlere dair neyi savunuyor mesela terör örgütü ya da neyin mücadelesini veriyor sizce? O anneleri hatırlamak lazım. Onları göz önünde tutarak, Diyarbakır'daki evlat bekleyen anneleri düşünerek o sorunun cevabını aradığımız zaman PKK'nın aslında hiç de savunacak bir tarafı kalmıyor. Peki o videoyu da verebiliriz aslında. Arkadaşlarımız hazırlasınlar. Bir video da var onunla ilgili. Ya onu da paylaşırız. PKK en başından beri vekaleten birilerinin aparat olarak kullanılıyor. Ya. 82 yılı yanlış hatırlamıyorsam. İşte örgütün biliyorsunuz Öcalan işte terörist başı 79 yılında Türkiye'den gizlice hatta Afrin üzerinden o bölgede çok güçlülerdi çünkü o dönem. Ta Zeytin Dalı'na kadar çok güçlülerdi. Hiçbir zaman değişmedi. Orada kaçtıktan sonra biliyorsunuz örgütün silahlı altyapısı oluşturma çalışmalarını yürüttü. 82 yılında örgütün kendi içinde bir toplantısında istihbarat raporlarına yansıyan aktarılan sözleri şu: başarısız olmaya lüksümüz yok. Bize bu silahları boşu boşuna vermiyorlar. Hı hı. Ta en başından itibaren birilerinin aparatı olarak Türkiye'nin üzerine salındı. Ne için salındı? Türkiye'nin gardını düşürmek için. Ne için işte Güneydoğu'da sürekli Türkiye'yi oyalayabilecek bir boşluk oluşturabilecek bir yapı oluşturmak. Orada yatırımı engellemek. 1990'lı yıllardaki Orta Doğu operasyonlarının altyapısını oluşturmak. PKK hiçbir zaman bir ana unsuru olmadı. Bu tür yapılar zaten her zaman
büyük güçlerin, ki Öcalan kendisi yakalandığında açık açık şunu söylemişti ilk ifadelerinde. Büyük güçler enstrüman kullanır, beni de kullandılar diye. Hatta şunu söyleme, ne diyeyim yani, isterseniz şimdi siz beni kullanın falan anlamına gelen sözler söylemişti mesela. Şimdi yani o yüzden PKK'nın işte belli bir dönem Suriye, İran gibi ülkelerin kontrolünde olduğu, belli bir dönem 91'den sonra yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin batılı, evet, ülkelerin kontrolüne girdi. 2000'li yıllarda, yani bu arada sadece tek kuvvet tarafından kontrol edilmedi. Amerika tarafından kontrol edilirken başka bir yapısı İran'la iletişim içindeydi. Rusya'yı unutmayalım. Rusya her zaman bir Kürt kartı tutardı. Ha, şeye bakabiliriz. Amerika burada stratejik olarak kullanıyordu. Rusya, İran taktiksel olarak kullanıyor olabilir. Onun üzerine tartışırız ama her zaman bu bölge ülkeleri Türkiye'ye karşı bu kartı kullanmaya çalıştı. Dikkat edin, bu dört ülkede Suriye, Irak, İran ve zaten ana saldırı hattı örgütün Türkiye'ydi. Türkiye. Bu dört ülkeye bakın, sadece Türkiye bu dört ülkedeki bütün varlığa itiraz etti. İran kendisini yine itiraz etti ama Irak'takini besledi, Türkiye'dekini besledi. Suriye hakeza öyle. Suriye kendi Kürdüne kimlik vermedi. Evet. Yani ama her zaman, yani burada yiğidi öldürelim, muhalif olmak bazen şey gerektirmez. Yani hakikaten doğruyu söylemek esastır. Hakikat işçiliğidir gazetecilik aynı zamanda. Evet. Türkiye bu örgütün bütün ülkelerdeki unsurlarına karşı ve o ülkelere her zaman çağrı yaptı. Gelin çözelim. Gelin bu sorunu beraber çözelim. Dosyalar hazırladı. Yani şimdi gelelim buradan şeye, yani sizin söylediğiniz noktaya. Şimdi örgütü niye mesela şey yapıyorlar? Şu an mesela durumu nedir? Pençe Kartal, Pençe Kaplan, Metehan Demir önemli şeyler söyledi. Önemli bir ayrıntı. Bu harekat terörle mücadele harekatı değil. Evet, bu başka bir şey. Daha şimdi ekranda bir görüntü var, onu da söyleyeyim çok özür dileyerek. Şimdi evlat nöbeti tutan ailelerden bahsetmiştik. O arada görüntüyü arkadaşlar hazırladılar. Burası HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önü. Arkadaşlar genel ekrana tam verelim görüntüyü. Evet. HDP'liler ailelerin önünde halay çekiyorlar, kutlamalar yapıyorlar. Daha önce de zaten ailelere başka kışkırtıcı girişimleri de olmuştu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Aileler yine de direniyorlar. Hani 13 evlatta evladını geri aldı o aileler. Şunu sürekli vurgulamak lazım. PKK terör örgütü en fazla zararı Kürtlere vermiştir. Bakın dün veya ondan önceki gün 1987 yılında Mardin'in bir Pınarcık köyü vardır. 16'sı çocuk. İnternetten onun görüntülerini, o katliamın görüntülerini bulabilirler. 16'sı çocuk, 30 tane Kürt kökenli yurttaşımız, vatandaşımız alçakça katledilmiştir. Kürt bunlar. PKK'nın örgütün yayınlarından ne öldürülen işçiler de Kürt yani. Tabii sonuçta. İşte o anlamda yetim kalan çocuklar şimdi da Kürt. O fotoğrafı yansıyan, hepimizi mahveden o fotoğraf. Bünyamin, evet. 4-5 yaşında çocuk. O Kürt değil mi? İşte Pınarcık katliam. Bakın 16'sı çocuk, 30 Kürt yurttaş. Örgütün yayın organında arşivlerden buldum, hepsini taradım. Bütün katliamlarını taradım ben. Şey yaptım, baktım arşivler. Örgütün kendi arşivlerini. Ne demişler biliyor musun? 16 çocuğun öldürüldüğü, katledildiği eylem için soylu eylemde Türk devleti cezalandırıldı. Ya sen bu kadar alçakça bir ifadeyi nasıl kullanabiliyorsun? İşte bu yüzden terör işte, böyle bir şey. Bu halay da, o gösterdiğiniz halay da bu alçaklığın en önemli resimlerinden bir tanesidir. Bu örgüte kim siyasi olarak yan yana duruyorsa, destek veriyorsa çok net koymak lazım. Yani artık korku dönemi değil. Terörizmle yan yana duruyorlar. Ve size şunu söyleyeyim. Sadece Türk milletine, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türk milletine değil. Atatürk'e de karşı çıkıyorlar. Tüm Türk tarihine karşı çıkıyorlar. Terörizmle yan yana duruyorlar. Sıcak bir gelişme var. Bir son dakika, onu vermem lazım. Umarız kimsenin başına bir şey gelmemiştir. Masada ne var? Devam ediyor efendim. Bu arada dijital medyadan uyarılar da geliyor. Seyirciye bir teşekkür ederim diye. Çünkü bugün katılımı yüksek olduğunu söylüyor. Gündemin nabzı etiketiyle sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Twitter'dan dakika dakika şu an paylaşımlar yapılıyor. Sayın Ceyhun Bozkurt'taydık ve özellikle evlat nöbetine halaylı provokasyon meselesi üzerinden örgüte dair değerlendirmelerde bulunuyordu. Örgütüne dair buyurun. Şimdi az önce Yusuf Alabardan'ın söylediği önemli bir şey var. Birlik mevzusunu şey yaptı. Savunma sanayi için söyledi. Hı hı.
Bu önemliydi. Bu işte bunun için de geçerli. Şimdi sen bu adamlar halay çekerken sen hala iktidar olmak adına hesap kitap yapıp yok 6 milyon oy bilmem şu bilmem oy hesabı üzerinden bunlara yakın durursan bu adamlar değişmez. Bu adamlar 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir aynı politikayı savunuyorlar. Bir tane hatalarını, terör örgütüne desteklerini bir kere geri adım atmış değiller bakın. Ki şu anda HDP açık açık nikahta istiyor yani. Biz artık öyle gizli saklı buluşmalardan sıkıldık. Tabii, İttifakı şimdi, net bir şekilde ifade edelim diyor CHP ama. Sen burada birlik olmazsan, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını bir kere ayrı koyalım. İyi Parti de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, şekilde. İyi Parti'nin tabanı. Vatanperver insanlardan olur. İyi Parti tabanı. Ya yani bütün partilerimizin tabanı. E bugün HDP tabanını da HDP'ye oy veren insanlar da bizim insanımız. Onları evet, da tabii ki şey yapacağız. Hiçbir zaman ayrı tutmayacağız. Ama ya şöyle siyasi bir partiye destek vermek de terör örgütüne doğrudan şey. Desteklemek ayrı şeyler tabii, tabii ki. Şimdi HDP'ye oy veren insanların çoğu da ya şu terör bitsin. Belki farklı kelimelerle aktarıyordur. Sorun bitsin. Evet. Biz de ekmeğimizi yiyelim, işimize gücümüze gidelim falan diye destek veriyor. Ama onlar ne yapıyor? Tamamen terörün arkasında durarak. Az önce çok güzel vurgu yaptı Alabar'da. Eren Bülbül'ün katilinin cenazesine gidip gözyaşı döken adamın nesiyle biz buluşacağız? Hep bu soruyu soruyorum ya. Peki. Şöyle gelin iki cümle o zaman şunu bir söyleyeyim. Pençe Kartal, Pençe Kaplan sadece bu operasyon sadece Irak operasyonu değildir. O hattı teröristlerden temizlediğin anda Suriye'deki terör örgütünün Suriye ayağını da bu arada kuşatmış olursun. Yani olursun. Türkiye aynı zamanda belki kaba operasyondur. Bir tabir olacak ama 30 kilometre 40 kilometre bir hatla güvenlik kuşağını oluşturuyor şu anda belki. 15 Temmuz'dan sonra o değişen bir konsepti var terörle mücadele. Güney hattımızı tamamen terörden arındırma belli bir derinlikte. Bu politika çerçevesinde hareket ediliyor şu an. Peki. Var mı belki yoksa yeni başlığa geçeceğim. O derinlik derken ben oradan o kelimeden alarak gideyim de. Şimdi bizim özellikle Irak'la olan sınırımızın düz kısımları hariç diğer bölümleri maalesef dağların zirvelerinden geçen hatlar. Yani o bölgede sınır güvenliğini sağlamak hiç kolay değil. Yani zaman zaman üslerimize, askeri birliklerimize yapılan tacizler de hep o bölgelerde gerçekleştiriliyor. O nedenle de hattın daha güneye doğru kontrol altına alınması lazım. Yani harita ilk yayınlandığı zaman ekrana yansıdığında orada gördük. Bir hat şeklinde geçiyor. Yani terörle mücadelede daha uygun arazilerde yapılması gerekiyor. O dağ zirvelerinden geçen sınırı korumak işte kolay değil. Cevin hocamızın bahsettiği mesele de önemli. Burada sadece biz şeyle mücadele etmiyoruz. Terörle mücadele etmiyoruz. Aslında bizim güney sınırımızda onların kurmak istediği terör koridorunu biz tam tersine yapıyoruz, evet. Yaparak. Yani orayı bir güvenlik koridoru haline getirip. 2011'de 2012'de Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir koridordan bahsediyorlardı evet. Mesela. Evet. Yani benim aklıma da hep şey geliyor. Yani eğer bir Misak-ı Milli haritası olsaydı hemen hemen aynı bölgeler kastediyorum. Afrin Harekatı sırasında söylenmişti aslında bu. Tabii. Yani Atatürk'ün hani Anadolu'yu savunmak istiyorsak cephe hattını Afrin'den buradan kurmalıyız diye sözleri de var o dönemde. Ya hazır Atatürk demişken. Hatta o dönem işte ilgili... Fransa'yla bir anlamda beca istemeyeyim artık da hani bir anlaşma yapılarak işte Anadolu'daki bazı kentleri Gaziantep ve diğer kentlerin karşılığında bir yer değiştirme yapıldığı da söylenir. Yani aklın yolu bir çünkü kendi bizim güvenliğimizi dışarıdan yani uzaktan sağlayabilmemiz için tehdidi bulunduğu yerde bertaraf etmek zorundayız. Ve tehdit oradan geliyor. Nihayetinde orada özellikle kontrol edilebilir araziler üzerinden bir güvenlik koridoru oluşturulması gerekiyor. Ve bu pençe operasyonlarının seri halde doğudan batıya doğru devam eden operasyonların amacını da böyle olduğunu görüyorum ben. Peki. Atatürk demişken bir cümlesini aktarabilir miyim? Buyurun. Mesela bununla buyurun. Da bağlantılı. Az önce konuştuğumuz Libya ile de bağlantılı. Peki. 9 Mayıs 1912 tarihli silah arkadaşı Salih Bozoğa yazdığı mektuptan bakın. Bir asırdan bakın. Fazla olmuş. Aynen 108 yıl önce olmuş, yazdı. Evet. Vicdanımızdan gelen bir ses bize vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemedikçe gemilerimizin Tobruk,
Derne, Bingazi ve Trablusgarp limanlarında tekrar demir atmış olduğunu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılmayacağını ihtar ediyor vicdanımız diyor. Sayın Alabar'da duyabildiniz mi? Duydum. Yani Türkiye'nin güvenliğini sağlayacaksak ve ta Tobruk'ta gemilerimiz olmalı diyor. Afrin'de diyor sınır hattımız olmalı bir anlamda diyor. Irak'ın kuzeyini de keza uzatmak mümkün müsaki milli hattıyla düşürecek. Anadolu'yu savunmak sadece Anadolu'yu savunmak değil anlamında galiba ifadeler. Tabii ki yani İran'ın kendisini nereden savunduğuna bakalım. Avrupa'nın kendisini nereden savunduğuna bakalım. Yalnız bunları söylerken hiçbir şekilde ne Ceyhun Bozkurt'un ne diğer konuk arkadaşlarımızın başkaca ülkelerin toprak bütünlüğünde gözümüz var olarak algılanmaması lazım. Elbette. Öyle söylemediklerini de biliyorum ama bu programda altını kalın kalın bir kere daha çizelim. Burada misak-ı milli der iken Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü var, Türkiye'nin Irak topraklarında gözü var, Türkiye'nin Libya topraklarında gözü var gibi asla algılanmamalı. Söylediğimiz husus bu coğrafyalarda bize mütecaviz bir nitelik taşıyan oluşumların hiçbirisine izin vermemekle alakalı. Bunu söylerken biraz önce Halepçe katliamını gündeme getirdim. Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda dört devletin akademik literatürdeki ifadesiyle failed states, yani artık fonksiyonlarını yerine getiremeyen devlet modelinde olduğu biliniyor. Bu dört devlet Suriye'dir, Irak'tır, Yemen'dir ve Libya'dır. Bu dört devletin üzerinde bir merkezi otorite coğrafyasının tamamında egemen bir şekilde halklarının talepleri doğrultusunda güvenliği sağlayıp devlet olma fonksiyonunu yerine getirmekten aciz. Peki Sayın Alabar'da şöyle bir sorun var. Çok özür dilerim. Davut Şahan diye bir konuk sormuş. Bakın da. İbrahim şunu bir tamamlamam lazım. Şunu bir tamamlayayım ondan sonra dinleyeceğim. Çünkü sürekli olarak bana da sosyal medyadan gelen cevaplarda hem yabancı kanallarda katılmış olduğum tartışma programlarında bana sorulan sualler İşgalci Türkiye'nin misiniz? Arap coğrafyasında gözünün olduğuna dair. Şimdi kardeşim Orta Doğu coğrafyasında 4 devlet var. Biri hariç 3'üyle komşuyum ben. 4 milyon sığınmacıyı kendi sınırlarımın içerisinde iskan ediyorum, iaşe ediyorum, ibade ediyorum. Sen Dubai'den kalkacaksın bana bu konuyla ilgili Arap milliyetçiliği üzerinden ders vermeye kalkacaksın. Bu şekilde bunun anlaşılma şansı yok. 4 milyon Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına ben her türden rızkımdan ayırarak, kardeşim bilerek iskan ediyorsam, iaşe ediyorsam, ibade ediyorsam sen de Tevfik Fikret'in Aşiyan'dan şiir yazması gibi Riyad'ın konforlu odalarında, klimalı odalarında parmak sallayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bunu söyleyemezsin. 4 tane devlet olma vasfını kaybetmiş ülkeden bahsediyoruz. Peki. Bu 4 devletin 3'üyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırdaş. Irak, Suriye ve Libya. Ceyhun Bozkurt'un da altını çizmiş olduğu husus bu. Senin sualini alabilirim. Peki şimdi Davut Şahan beyefendi soruyor. Diyor ki bu operasyon Kerkük'e kadar gider mi diye. Bugün MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasında da dikkat çeken bir ifade vardı. Okuyup değerlendirin lütfen. Kamışla tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır. PKK Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir. Kerkük'te Türkmen bayrağı indirip PKK paçavraları asılmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'nin meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkını vermektedir. Suriye ve Irak'ı parçalamaya hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklardır diyor. Soru şu, biliyorsunuz Türkmenlerden de hafta sonunda bu tepkiler vardı. Terör örgütü bu operasyon sırasında niye Türkmenleri hedef almaya başladı? Ve tabii gider İbrahim miyiz oraya kadar? Türkiye'nin dikkatini farklı noktalara teksif etmek maksadıyla biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki süreç içerisinde Somali'de de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait unsurlara, Libya'da da, Suriye'de, İdlib'te de, Irak'ın farklı bölgelerinde de farklı tazyikler uygulayacaklar. Sloganımız şuydu, Türkiye Libya'dan basarsa İdlib'de bir provokasyona imza atacaklar. İdlib'de basarsa Kerkük'te bir provokasyona imza atacaklar. Ama biz de şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim görebildiğim kadarıyla 30 yıl üniformasını giymiş olduğum dönem içerisinde bu muzaffer ordu
2,5 devlet statüsü dedikleri, etrafındaki bütün mütecaviz unsurlarla mücadele edebilecek çap ve efsafta. Yani bizim Suriye İdlib'de bir mücadele verirken donanmamızın da kara gücümüzün de hem İran kuzeyinde hem Mavi Vatan coğrafyasında mücadele vermesinin önünde hiçbir engel yok. Buna ekonomik anlamda da askeri kapasite anlamında da bu askeri kapasiteyi belli bir noktaya teksif ederek bu noktalarda bir planlamayla operasyon yapma anlamda da bir sıkıntımız yok. Afrin'de Zeytin Dalı harekatı devam ederken zamanın Genelkurmay Başkanı, şimdinin Milli Savunma Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasıyla Ege'de ırkçı Kamenos'a hat bildirmek için tatbikata katıldı. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Açık denizlerde icra etmiş olduğumuz, 2000 kilometre gittiğimiz, 2000 kilometrede geri gelmiş olduğumuz tatbikat da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece ve sadece altını çizerek söylüyorum. Türkmenler açısından değil, bölgedeki Kürtler açısından, Araplar açısından, Yezidiler açısından da dahil olmak üzere bu coğrafyada bizim aleyhimize olabilecek oldu bittilere izin vermeyecektir. Bu Süleymaniye için de geçerlidir, Erbil için de geçerlidir. Hiç kuşkusuz Türkmen kardeşlerimizin yaşamış olduğu Kerkük'te, Tuzhurmatı'da, efendime söyleyeyim, Telafer için de geçerlidir. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya gücü yeter mi? Biraz önce Metehan Demir söyledi. Bu Pençe Kaplan harekatı esnasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait tayyareler 180 kilometre güneye indi ve operasyon yapıp geriye döndü. 2000 kilometre gitti, Trablusgarp açıklarında ben buradayım dedi, geri döndü. Dolayısıyla Kerkük'te, Tuzhurmatı'da, Telafer'de, Erbil'de, Süleymaniye'de bir oldu bitti. Eğer ortaya konulmak istenirse tıpkı 2017'nin referandum sürecinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Irak anlaşması, Irak sınır anlaşması ihlal edildiği için, İran toprak bütünlüğü ihlal edildiği için, Suriye'nin sınır anlaşması ihlal edildiği için bu bölgede elini kolunu sallayarak benim Tuzhurmatı'da ne işim var, Telafer'de ne işim var, Kerkük'te ne işim var demeyecektir Allah'ın izniyle. Peki, üçüncü başlığımıza geçelim artık yavaş yavaş çünkü zamanımız daralıyor. Bugün önemli bir dava vardı. FETÖ'nün MİT kumpası davasının ilk duruşması görüldü. Sayın Metehan Demir, biraz hafızaları da yenilemek ve işte tazelemek adına sorayım isterseniz. MİT kumpası meselesi nasıl bir anda ortaya çıktı, nasıl bozuldu ve bugünkü davaya baktığımızda eğer o kumpas gerçekleşmiş olsaydı 15 Temmuz'a belki de gerek bile kalmadan ciddi adımlar atacaktı FETÖ diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Hakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT kumpasının bozulmasındaki iki kritik isimdir. Aralarında geçen bir telefon görüşmesi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonu ve oradaki kumpası görmesiyle çok büyük bir oyunun ağzından dönülmüştür. Hakan Fidan'ın da şüphelenmesi sayesinde yürüyen bir süreçti. O yüzden o günler asla unutulmayacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer bir cumhuriyeti ayakta, işte şimdi Türkiye'nin büyük başarılarından bahsediyoruz. Bir ülkeyi ayakta tutmak için devletin temel kurumlarını ayakta tutmak gerekiyor. Bir ülkeyi yıkmak için de devletin temel kurumlarının içine fitne fesat sokmak, içine sızmak ve onları yıkmak gerekiyor. İşte FETÖ'nün genel sürecinde, genel politikası da buydu. Ama bugün şuna bakıyoruz. Bir musibet bin nasihata bedeldir misali. O kadar güçlenerek Türkiye'ye çıktı ki. Türkiye o 15 Temmuz alçaklığına baktığında 16 Temmuz sabahında o kadar ayağa dimdik kalkabilen, düşülmek istediği pozisyondan çok kısa sürede kalkarak koşan, Ağustos ayında Fırat Kalkanı yapabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Fırat Kalkanı'nın en güçlü istihbarat desteğini sağlayan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Bugün demin o bahsedilen operasyonların önemli ölçüde belirlenmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın payı çok büyüktür. Biz gözlerimize gördük Yusuf Alabarda'yla Afrin'de. O Suriye işlerini, Irak işlerini o kadar işini o kadar düzgün yapan apolitik diyeceğim sadece ülkesine, milletine ve devletine bağlı olan hiçbir siyasetle işi olmayan bu vatan evlatlarını gördük orada. O kurumların elemanlarını gördük, silahlı kuvvetlerin elemanlarını gördük. İşte o çocukları kazandık biz. O çocukların aralarda bu tür
FETÖ kumpaslarına, benzer kumpaslara, çeşitli oyunlara, ayak oyunlarına gitmesinin önüne de geçildi. Bu çok önemli bir şey, biliyor musunuz? Çünkü bu ülke bizim ismini bilmediğimiz bu tür kahramanların üzerinde, bu tür kurumların üzerinde duruyor. Bu kurumları yıkarsak, MİT'i yıkarsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine oyarsan, polis teşkilatıyla uğraşırsan, polisi ikiye üçe bölmeye uğraşırsan, içine fitne fesat sokarsan, şucucu bucucu falan dedirtirsen, bu devleti, bu ülkeyi, bu milletin geleceğini çok ciddi anlamda riske atmış oluruz. Ki güvenlik güçlerinin bölünmesiyle ilgili 12 Eylül öncesinden çok ciddi bir tecrübesi var aslında bu ülkenin. Hep yapıldı. İbrahim Bey, bir gün oradan denerler, bir gün buradan denerler. Çünkü çok sağlam bir altyapı var. Yani bugün milattan önce 209'dan bahsedilen bir kara kuvvetlerinden bahsediliyor. Yanlışsa tarih lütfen Yusuf düzeltsin. Ve bunların hepsine genel olarak baktığında bunlar köklü kurumlar ve devlet geleneği, yani devlet evet müddet denen mantıkla devletin ebediyen yaşatılması mantığı üzerine kurulu. O açıdan MİT'e de bu kumpas olabildi. Birçok kuruma aslında kumpaslar uygulandı ama öyle güçlü bir altyapı var ki, öyle güçlü ayağa kalkma azmi, düştüğü, düşülmek istendiği noktada öyle daha geriye kuvvetli bir dönüş var ki, işte Türkiye bugün bunları konuşuyor. Biz normalde İbrahim, herhangi bir sıradan alelade bir ülkenin bunlar başına gelseydi ya bitmişti, yani bitmişti, konuşamazlardı bile. Bir koronavirüs meselesi tamam çok ciddi bir risk, tehlike, ama ülkeler kendilerini artık onlarca yıl anlatacak hikayeler buldular. Türkiye korona arasında bakar mısın neler yapıyor, yani koronayı artık neredeyse hani yan gündem. Neze yapacak o kadar şey diye farklı gündemleri var, ağır gündemleri var ve bu konularda sekteye uğramaması gerekiyor. Artık herkes neyin ne olduğunu gördü. Yerli olmak, milli olmak, beraber olmak, işbirliği ve koordinasyon içinde olmak. Şimdi demin Sinat Haftali'nin operasyonundan bahsettik. Haftali'nin harekatından bahsettik. Bu harekatı devletin kurumları arasında işbirliği olmadan, yerel ve teknik istihbarat alıp istihbaratın kıymetlendirerek hedef haline getirmesi olmadan, anında onların harekat merkezine iletilerek havadaki savaş uçaklarına hedef tespit adaptasyonuyla yere yönlendirilmeleri olmadan nasıl yapacaksın? Bunların hepsi işbirliği. Hepsi. Hep işbirliği demek devletin içinde birlik ve beraberlik olması demek. Eskiden bazen devletin kurumlarının birbirinden istihbarat sakladığını bile yayarlar. Bunlar bile ciddi mesele olarak konuşulurdu. Geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda işte ne kadar sıkı ve birlik içinde olmamız gerektiğini ben bir kere daha görüyorum. Bu kumpaslar olur. Tarihte çok oldu senin dediğin gibi 80 öncesinde de devletin kurumlarını bölmek için. Bundan sonra da her tür imkan denenir. Dikkat edeceğiz sevgili İbrahim. Birbirimize düşmeyeceğiz. Bu çok 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 önemli bir şey. Çünkü en hassas noktamızın orası olduğunu biliyorlar. Peki. Sayın Cevim Bozkurt, bu kumpas projesiyle ilgili sizden de bir değerlendirme almak isterim. Özellikle de istihbarat örgütünün hedef alınması, o dönemde baktığımızda istihbarat örgütünün gücü anlamında da MİT'in bölgedeki etkinliğini kırmak için de bir hamleydi diyebilir miyiz? Şimdi şu bir gerçek, işte bahsedildi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı birçok operasyon aslında görünmeyen kahramanlarından başında Milli İstihbarat Teşkilatı personeli geliyor. İşte dış operasyonlar dairesinin mesela MİT'in yeniden yapılandırılması, ondan sonra dış operasyonlar dairesinin bölgede çok aktif operasyonlar yürütmesi, işte Fırat Kalkanı olsun, Zeytin Dalı Harekatı olsun, diğer harekatlar olsun, bugün Libya'da yürütülen harekat olsun, artı PKK'ya karşı biliyorsunuz çok sayıda nokta operasyonu. Sadece işte bu bile MİT'in neden hedef alındığını göstermesi bakımından çarpıcıdır. Artı sadece 7 Şubat değil, 7 Şubat'ın altyapısı da biliyorsunuz yine terör, bu KCK operasyonları adı altında aslında terör örgütüne yönelik değil de tam tersine terör örgütünün belli bir şeyine yönelik artı Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik harekatlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütünün içine sızdırdığı unsurları deşifre ettirip orada belki de şehit ettirdiler ki bazı bilgiler, değerlendirmeler, açıklamalar yapılıyor işte bu konuyu takip edenler tarafından. O dönem şehit olan MİT personelleri olduğu yönünde. Ben mesela o dönem savcının açıkladığı bir isim hatırlıyorum. Mustafa'ydı ismi, gazeteci. AP'nin foto muhabiriydi. Çok samimiyetle söylüyorum. Bölgede hani mesela Onşar Otel'de kalırdık biz İzmir'deyken. Bir kere sohbet imkanı oldu. İnanılmaz PKK'lı ağızla konuşuyordu. Ben masadan kovmuştum kendisi. Sonra anladım ki MİT'e çalışıyormuş. Ve o dönem açıkladılar ismini, deşifre ettiler. Tabii. Sonra ortadan kayboldu. Ne oldu bilmiyorum ama yani evet. Şimdi, ve şöyle düşünmüştüm ben, yani o dönem işte Kandil'den 3000 kişilik teröre katılan isimler listesini sızdırdığı
bir şekilde MİT'e temin ettiği ve ondan sonra da deşifre edildiği yani bu ülkenin savcılar tarafından, FETÖ'cü savcılar tarafından. Ben şöyle düşünmüştüm, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı, Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir ajanın kimliği nasıl gazeteciler ya da medyaya sızdırabilir? Evet. Yani şimdi bu tür operasyonları yaparsın ama bugünkü davada olduğu gibi yani daha dava duruşma başlar başlamaz hakim ilk söyledi. Bu duruşma gizli olarak yapılacaktır çünkü istihbaratla ilgili gizli bilgiler paylaşılacaktır dedi ve kapattı. Kapattı. Tabii. Basına kapalı. Şimdi bir devleti tamamen kontrol altına almak, deyim yerindeyse aslında işgal etmek. Vekalet unsurlarıyla, paralel unsurlarla. İşte paralel devlet yapılanması olarak tanımlanıyordu o dönem biliyorsunuz. İsterseniz neyi hedef alırsınız? Bir kere güvenlik bürokrasisini hedef alırsınız. Çünkü silahlı direnç noktasında güvenlik bürokrasisi vardır. Emniyete yıllarca zaten girmeye çalıştılar ve başardılar. Kumpaslar kurdular vatanperver emniyetçilere. Onları tasfiye ettiler. Kritik noktaları kendileri aldılar. Ki hatırlayın o dönem emniyette de hedef aldıkları bir, yani o kontrol altına almaya çalıştıkları yapı Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ydı. İşte kritik operasyonları yürüten kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubeydi. Evet. İşte ondan sonra istihbaratlar. Ya, istihbarat. Şimdi silahlı kuvvetlere hedef alırsınız. 15 Temmuz'da açığa çıktı. Daha öncesinde bilgileri vardı. Orada personel daire başkanlığı iletişimi. Personel daire başkanlığı. Falan. Artı istihbarata hedef alırsınız aynı zamanda. Çünkü bu yıkım faaliyetinizin tespit edecek yer istihbarattır. İstihbarat bürokrasisidir. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı bu noktada birçok yapıya göre, kurumumuza göre aslında bakıldığında çok iyi direndi. Burada şunun da etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o dönem başbakan tabii, burada direnci de çok önemli. Çok net tavır koydu. Babam olsa, kardeşim olsa taviz vermem. Orada o dedi. Hattı çizmesi. Çok net tavır koydu. Bunların o dönemki tezvir, yani şeylerine işte kumpas altyapısını biliyorsunuz psikolojik harple oluşturuyorlardı. Ona inanıp olur verse işin sonunda olay en son zaten o operasyon, bu arada 7 Şubat operasyonunda söylemek lazım, Hakan Fidan operasyonu değildi, Tayyip Erdoğan operasyonu. Evet. İşin sonunda oydu, olay tabii Tayyip Erdoğan'a gelecekti. Amaç oydu çünkü işte orada Tayyip Erdoğan'ın iradesinde bir kere hakkını teslim etmek gerekiyor. Ve bu irade sayesinde MİT bu örgüte, terör ve casusluk örgütüne tam teslim olmadı. Tam teslim olmamasının avantajını da biz gerek 15 Temmuz'da yaşadık o direnişte. Gerekse sonrasındaki işte terörle mücadele harekatlarımızda yaşadık. Yani özeti, siyasi iradeyi önce istihbarat, zaten silahlı kuvvetler ve emniyete saldırılmış, istihbaratı da düşürüp ardından siyasi iradeyi düşürüp Türkiye'yi tam kontrol altına almaktı. Ve belki bugün en başta yine Yusuf Alabardan'ın söylediği, belki biz bugün Anadolu'nun paylaşımını tartışıyor olacaktık. Evet. Peki. İşgal amacı oydu çünkü. Şimdi bugün şunu da söyledi Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 24 canlı yayına katıldı ve son dönemdeki FETÖ operasyonlarını hatırlattı. İşte generallerin özel kalemleri ya da işte yaverlerin FETÖ'cü çıkmasını hatırlattı ve bu kripto yapılara karşı hep teyakkuzda olmak gerektiğini altını çizdi. Ne dersiniz siz şu an mücadeleye baktığınızda, hani 15 Temmuz sonrası ciddi bir ivmelenme var ama hala teyakkuzda kalmak gerekir mi? Yoksa yavaş yavaş artık bu FETÖ dağılır mı, ne dersiniz? Çünkü itirafçılar da, ciddi anlamda itirafçılar da oluyor artık. Ama bir yandan da motivasyon koçu denilen kişiler gözaltına alınıyor. İşte dağılmayın, biz ayaktayız diye işte örgüt üyelerini motive etmeye çalışanlar da gözaltına alınıyor. Dağılır mı? Bana göre dağılmaz. Yani yatırım bunu, yapanlar göz yummaz mı diyorsunuz? Bunu niye anlatıyorum, söylüyorum, net olarak söylüyorum. 15 Temmuz sonrasında bir iki duruşmaya gittim Silivri'de. Hı hı. Sanıklardan bir tanesi söylenen her şeyi, iddiaların hepsini yalanlıyor. Zaten genelinde yaptıkları şey bu. Hakim dedi ki, ben dedi şimdi size bazı isimler söyleyeceğim. Siz dedi bunları tanıyıp tanımadığınızı söyleyin dedi. İşte bir albayın ismini söyledi. Vaktiyle tanışmıştık dedi. Onu geç dedi. Ondan sonra yine yok tanımıyorum dedi. Bir sonraki ismi, hayır tanımıyorum dedi. Hakim en sonunda bir bayanın adını söyledi. Hı hı. Tanımıyorum dedi. Biliyor musun dedi, o senin karın. Aa.
Onu bile inkar ediyor yani. O kadar onu, şartlanmış ki her şeyi inkar etmiyor. Yani bu yalan söyleme. Bu FETÖ'nün böyle bir şartlanmışlığı, böyle bir inanmışlığı var. Yani siz ne kadar gerçekleri ortaya dökerseniz dökün, karşı tarafı inandırmak mümkün değil. Bir iki yani, nesil sürecek o zaman bu mücadele adeta, daha. Adeta Hasan Sabbah'ın o daileri gibi, böyle uyuşturucu çekmişler gibi böyle bir kafa var. O nedenle bunların... Gözü kara cinayet işliyorlar yeri geldiğinde yani. Hani insan öldürmekten bile çekinmiyorlar. Çok net. Yani geçenlerde gördük. Bir arkadaşımızın çok güzel bir tarifi vardı bu FETÖ'cülerle ilgili. Her şey oldular, bir kendileri olamadılar. Çünkü sürekli kabuk değiştiriyorlar. Evet. Sayın Alabar'da bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiteli sorularını yanıtladı 24'te. Şöyle bir ifadesi oldu. FETÖ'yle mücadele ne Cumhurbaşkanı ne AK Parti'nin meselesidir. Partiler üstü bir meseledir ve bu konuda herkesin de ortak tavır içerisinde olması gerekir dedi. Ancak bu kadar net bir tavır herkeste göremiyoruz. Ne dersiniz bu partiler üstü olması gerektiği konusunda? Çünkü bir ulusal güvenlik meselesinden bahsediyoruz aynı zamanda diye düşünüyorum. Yani bu sadece FETÖ konusuyla limitlenebilecek bir husus değil. Biraz önce savunma sanayi örneğini o yüzden verdim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarının güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyan savunma sanayine ait ürünleri geliştirirken onların toplum nezdinde itibarsızlaştırılmasına yönelik olarak faaliyet içerisinde bulunanlar iktidara geçerler ise o zaman bununla nasıl mücadele edilir? Bugün FETÖ ile mücadele için de bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani FETÖ ile mücadele Hasan Sabbah ve etrafındaki avanesiyle ilgili mücadele tam bir asır sürüyor. Kendiliğinden ortaya kalkmıyor. Kaldı ki istihbarat savaşları her şekilde devam edecek. Bunu sadece FETÖ olarak da görmemek lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bir istihbarat şebekesi kurmak istiyorsanız Milli İstihbarat'a, Dışişleri'ne, İçişleri Bakanlığı'na, devletin güvenlik bürokrasisine eleman devşireceğiniz zaman ismi John, ismi Hans olanları koymuyorsunuz. İsmi Ahmet, Mehmet olanları yerleştireceksiniz. İşte FETÖ bu maksatla 40 yıldan bu yana kendi tabirleriyle adeta ilmek ilmek dokunarak bugünlere kadar getirilmiş. Ve bu konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde gizli kalması gereken... Çok özür dilerim. Kısa bir ara rica etmek zorundayım sizden. Çünkü güzel şeyler de oluyor bu süreçte. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı seçilen Sayın Volkan Bozkır Çırağansaray'da düzenlenen törenle görevine başlıyor. Kısa da olsa oraya da bir kulak verelim. Çok özür dilerim böldüm ama birkaç dakika istirham ediyorum. Fikir alışverişleri benim için son derece faydalı oldu. Bu sayede farklı ülke gruplarını, onların özel ihtiyaçlarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'ndan beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Geçiş sürecinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım. Görev sürem boyunca ofisimin kapıları tüm üye ülkelere açık olacaktır. Hayat koşulları normale döner dönmez de üye ülkelerin temsilcileriyle mesleki ve sosyal amaçlarla fiziki olarak buluşmayı dört gözle bekliyorum. Saygıdeğer Başkan, sevgili dostum Bendi. I would like to extend my sincere appreciation for your successful presidency. Böylesine beklenmedik biçimde zorlu geçen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğiniz için size takdirlerimi ifade etmek isterim. Ortaya koyduğunuz dirayetli ve soğukkanlı yaklaşım bu zorlu zamanlarda mesafe katmemize yardımcı oldu. Sorunsuz ve verimli bir geçiş süreci için önümüzdeki dönemde sizinle ve ofisinizle yakın işbirliğini sürdürmeye hazırım. Sayın Başkan, değerli daimi temsilciler. Dünyanın farklı yerlerinde insani krizler, çok sayıda can kaybına neden olan çatışmalar ve COVID-19 dahil ciddi ve acil sorunlarla karşı karşıyayız. Bu küresel sorunlar küresel çözümleri gerektiriyor. Küresel çözümler bulabilmenin en etkili yolu ise çok taraflılık ilkesine tam bağlılıktan geçiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyanın parlamentosu olarak çok taraflılık çabalarımızı yönlendirmek için en elverişli konumdadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler üyelerine başkanlık etmek...
Sayın Volkan Bozkır'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sayın Alabar'da hani yüzümüzü güldüren ağartan konular da var diyordum ya. İşte onlardan bir tanesi de bu. Açıkçası hani Türkiye açısından gurur duyduğumuz anlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi Sayın Volkan Bozkır'ın. Başarılar diliyoruz. Buradan devam edelim isterseniz. FETÖ'yle konuşuyorduk ama Sayın Volkan Bozkır'la ilgili de hem sizden hem de Metehan Demir'den birer evet. cümle alayım. Sonra başka bir başlığa geçmem gerekiyor. Süreniz çok azaldı. Ben o zaman kısaca toparlayayım. Dolayısıyla bununla ilgili terör örgütleriyle mücadele bütüncül bir yaklaşım gerektirir. İktidarlar değiştiğinde bile devletin siyasetinin değişmemesi lazım gelir. Bu anlamda süreklilik çok önemlidir. FETÖ ile mücadele dahil olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele. Ama bakın ben bir konuyu dillendirmezsem rahatsız olacağım. Yani biz biraz önce MİT tırlarını görüştük değil mi? MİT tırlarının içerisini açıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göya Suriye'deki radikal unsurlara silah yardımı yaptığı ile ilgili yalanı bütün dünya basınına haber yapacaklardı. Bu Allah'a hamdolsun ki başarıya ulaşmadı. Geçen hafta yine ısıtmaya kalktılar benzer konulara ama izin verilmedi. Geçen hafta üstü mahalle evet. yine benzer konulara ısıtmaya kalktı. Yani bu ülkenin tamam hemen konuyu açayım o zaman. Söylemiş olduğunuz mezkur kişi çıktığı bir yayında, bakın bugün Abdülhamit Gül ile Sayın Adalet Bakanı ile yapmış olduğunuz röportaj var dediniz. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'den DEAŞ ve El Nusracıları Libya'ya taşıdı ve bunu Sayın Erdoğan da doğruladı diyor. Şimdi bu iddianın müddei iddiasını ispat ile mükellef ise yargı tarafından bu kişiye sorulması gerekmiyor mu? Yani çok önemli bir iddiada bulunuyor. Ben kendisini doğrudur, yanlıştır şey yapmıyorum. Benim bildiğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütleriyle hemhal olmaz. Onlarla evet. sahada mücadele eder Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi. Peki. Öyle olduğuna da inanıyorum. Bunu da sonuna kadar çıktığım her programda savunuyorum. Ama birileri kalkıp da bunu tıpkı MİT tırlarında olduğu gibi 2020'nin Haziran ayında ısrarlı bir şekilde söylemeye devam ediyor. Ve bu iddiasını ispat maksadıyla yargı gel bakalım elindeki delillerle ben seni bir dinleyeyim demiyor ise biz terörle mücadelede kusura bakmasınlar ama o zaman elimizin bir tarafı sürekli boş kalıyor demektir İbrahim Güneş. Bu fikir Peki. özgürlüğü değildir. Yani insanlar Türkiye'nin Libya siyasetini eleştirir, Mısır siyasetini eleştirir, dış politikasını eleştirir. Ama bu ülkeye terör örgütlerini oradan oraya taşıyorsunuz diyemez. Ha diyorsa diye de bilir. O zaman iddiasını ispat ile ilgili olarak yargıya hesabını vermek durumundadır. Peki. Şimdi Sayın Metehan Demir, Volkan Bozkır göreve başlaması ilgili olarak BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine başlaması ilgili olarak sizden kısa bir değerlendirme rica edeyim. Çünkü siz diplomasi dünyasıyla çok yakın temasta olan gazetelerden birisiniz. Sonra bir başlığa geçeceğim. Çok sevgili ve sayın, çünkü çok yakın dostumuzdur Volkan Bozkır, Sayın Büyükelçimiz. Eski bakanımız, benim dışlarında çok yıllarca beraber böyle mesai yaptığım, çok değer verdiğim bir isimdir. Benim de komşumdur. Ankara'da komşum Yusuf Alabar da, memlekette de komşum Sayın Volkan Bozkır. Ben yaklaşık 2 saat önce kendisiyle konuştum. Volkan Bozkır çok mutlu çünkü Türkiye'yi hem temsil edecek hem de orada Türkiye'nin çok genel kurul başkanı da olsa Türkiye adına çok önemli bir bayrağı dalgalandıracak. Bu dünya beşten büyüktür meselesini de konuştuk. Yani bunu anlatacağım. Bu Birleşmiş Milletler'in görevinin sadece 5 ülke üzerine, 5 daimi konsey üyesi üzerine değil, Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin sesini duyurabileceği ve tüm dünyadaki mazlum halkların, ihtiyacı olan toplumların, milletlerin yanında olabilecek bir Birleşmiş Milletler yaratmaya çalışacağız. Bunun için bir girişim dizisi de başlatacağım dedi. Eylül'de bizzat New York'a uçacak. Görevi de resmen devralarak koltuğuna da oturacak. Ama çok gurur duyuyor. Kendisi de çok mutlu. Yaşadığı süreci de anlattı. Orası da Suriye'den, Libya'dan farksız. Yani cephe yok ama Birleşmiş Milletler'de de seçtirmemek için atmadıkları takla kalmamış. Malum ülkeler yine iş başındaymış. Ama Volkan Bozkır çok şükür iş başında ve çok da hak eden, çok Peki. dolu, müthiş ve presentable bir isimdir. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi uzun süredir bekleyen bir konuğumuz daha var. Doçent Doktor Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Yeni başlığa geçmem gerekiyor. Sürem çok az kaldı çünkü 10-15 dakikam kaldı. Arkadaşlar
verelim dördüncü başlığı. Şimdi bu kadar siyasi konu mesele içerisinde bu başlık nereden geldi diye merak edenler olabilir. Masaya verelim dördüncü başlığımızı. Nedir başlığımız? TikTok kafasıyla gençliği zehirlemek. Tabii şimdi burada TikTok kafası deyince hani tık almak için yapılan bir yayından bahsetmiyoruz. Gerçekten bir yaraya neşter basmak istiyoruz. Bir video izlettireceğim size. O videonun ardından da Sayın Kırık'a soracağım. Videoyu da verelim arkadaşlar ekrana. Şimdi bakın bunlar çok yayılmaya başladı. Bu genç kardeşimiz yanında büyük annesiyle videoya poz veriyorlar. Ancak o sırada kendince bir şaka yaptığını düşünüyor. İzlerken ben gerçekten çok üzüldüm. Bakın şimdi dikkatle bakın. Yaklaş. Nerede? Yaklaş. Hani? Ulan. Şimdi bu tür videolar açıkçası çok yayılmaya başladı son dönemde. Hani tık almak için her şeyi mübah gören bir kafa yapısından bahsediyoruz. Aynı zamanda sadece bu TikTok kafasından da bahsetmiyorum. Özellikle işte YouTube üzerinde bugün işte çocukları çok ciddi hedef alan, enseste varan video görüntüleri, işte çizgi filmler, yazılar vesaireler vardı. Çok zehirli bir dünya bizi ele geçirmeye başladı hissiyatına kapılıyorum. Özellikle tık almak için her şeyi mübah gören bir yapı var. Bir de genç kuşakla ben iletişim çatışması mı yaşıyorum bilmiyorum ama etrafındaki çocukların kullandığı kelimeler bana artık çok yabancı gelmeye başlıyor. Söyledikleri kelimelerin tam karşılığı bende yok. Çünkü işte başka bir şey söylerken başka bir şey ifade ediyor. Ben diyorum ki o söylediğin kelimenin karşılığı bu değil. Biz öyle kullanıyoruz. Arkadaşlarla da anlaşıyoruz. Sen anlamıyorsun bizi gibi yanıtlar geliyor. Sayın Kırık, önce buradan başlayalım isterseniz. Genç beyinleri çöplüğe döndürmek ya da işte bu TikTok kafasıyla mücadele nasıl olmalı? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Sayın Güneş. Gerçekten çok aslında hassas bir nokta. Çünkü az önce konuştuğumuz konular aslında yayın içerisinde aktardığınız konularla TikTok da aslında doğrudan bağlantılı ki biz yapmış olduğumuz araştırmalarda özellikle terör örgütlerinin bu tarz sosyal paylaşım ağlarında faaliyet gösterdiğini de bize ortaya çıkarttı. Arkada mesela PKK paçavralarının önünde şarkı söyleyen, dudak eşleştirmesi gerçekleştiren gençlerin var olduğunu ve böylece gönderilen subliminal mesajlar aracılığıyla da özellikle gençlerin ne yazık ki o körpe beyinlerinin bozulduğu ve özellikle yozlaştırıldığını görmeye başladık. Şimdi TikTok için tabii ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü TikTok neden bu kadar popüler ve Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak için neden revaçta? Bir kere bunun sebebi şu. Z kuşağı 2000 ve sonrası doğan nesil tamamen teknolojinin merkezinde doğmuş. Ve şu an artık daha baktığımız vakit özellikle ebeveynler, yetişkinler TikTok konusunda gereken bilgi birikimine sahip değiller. Yani çocukları yani nasıl bir tehditle, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını bilmiyorlar. Onlara göre YouTube vari, Facebook vari, Instagram vari bir mecra TikTok. Ama sanıldığı kadar masumane bir şekilde değil. Özellikle bu dudak eşleştirmesi aracılığıyla gerçekleştirilen ve dünyanın 150'nin üstünde ülkesinde bu tarz içeriklerin paylaşıldığı, Hindistan, Amerika başta olmak üzere, bakın dikkatinizi çekiyorum, Çin menşeli bir sosyal paylaşım ağı ama Amerika'da da yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'de de yine 30 milyona yakın kullanıcı sayısı bulunuyor ve özellikle 83 milyonluk Türkiye nüfusunun 54 milyonunun sosyal medya kullanıcısı olduğunu düşünürsek neredeyse diğer sosyal paylaşım ağlarının yani Facebook gibi, Instagram gibi sosyal paylaşım ağlarının çok çok ötesinde bir TikTok kullanıcısı söz konusu ve şu an belki de özellikle son bir yıl içerisinde 1-1,5 milyarlık indirme sayısıyla şu an YouTube'a en büyük rakip durumuna geldi. Ve özellikle 5 milyondan fazla insan bugün aktif bir şekilde bunu kullanıyor, gerçekleştiriyor. Özellikle baktığımızda TikTok Android cihazlar tarafından yoğun bir şekilde indiriliyor Sayın Güneş. Artı şunu söylememiz gerekiyor. 2018'de TikTok 75 milyon dolar değerinde olarak dünyanın en değerli özel teşebbüs kurumu unvanını da kazanmış durumda. Şimdi TikTok az önce gördüğümüz örnek mesela Türkiye'de yaşanan bir örnek ama dünyada da aslında bu tarz örnekler var. Dünyadan Türkiye'ye geleceğim. Şimdi Hindistan'da bir kadın özellikle kocası TikTok'u kullanmasını yasakladığı için zehir içiyor ve intihar ediyor. Yine aynı yıl içerisinde Mumbai'de TikTok bağımlısı 15 yaşındaki bir genç kız kendini ikaz eden büyük annesine kızıyor ve doğum gününde kendisini asıyor ve aynı şekilde 19 yaşındaki gencin de TikTok videosu çekerken bilinmeyen bir sebepten dolayı arkadaşı tarafından vurulduğunu görüyoruz. Bunun üzerine Hindistan'da
Cennai Yüksek Mahkemesi'nin 3 Nisan'da uygulamanın porno içeriklerin yayılmasına neden olduğuna ilişkin kararı almasının ardından Google ve Apple'dan TikTok'u sanal uygulama mağazasından, dükkanlarından kaldırıyor efendim. Özellikle baktığımız vakit araştırmalarda %35, kullanıcıların %35'i 11 ila 20 yaş aralığında bulunuyor. Hani siz az önce dediniz ya, yani gençleri nasıl bir zehirlenme, nasıl bir tehdit bekliyor? Video içeriklerini biz de çok yoğun şekilde inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Ne yazık ki argo kullanımı, şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucuya özendirme, teşvik ve siber zorbalık ne yazık ki merkezde yer alıyor. Ve özellikle şu tehditle karşı karşıyayız. Şimdi hani influencer, YouTuber olmak çok önemli. Bugün TikToker dediğimiz bir kavram var. Özellikle şurada bizi seyreden değerli ebeveynlerimiz, özellikle yaz dönemi geldi. Önümüzdeki hafta YKS'de gerçekleştirilecek. Ben öncelikle YKS'ye girecek bütün gençlerimize de cumartesi ve pazar biliyorsunuz 3 oturum halinde gerçekleşecek. Peki. Başarılar diliyorum. Hı hı. Ama şunu da son olarak isterseniz çok az kaldı. Evet, anlıyorum efendim. Buradan gelecek linklere çok dikkat etmeliyiz. Özellikle gelen mesajlara ve ailelerin dijital okuryazar ve dijital bilince ulaşması son derece önem arz ediyor. Zaten Türkiye'de de biliyorsunuz sosyal medyayla ilgili bir kanun tasarısı şu an mecliste bekliyor. 2007'de 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Umuyorum İbrahim Bey bu da meclisten geçecek ve gerçekten peki. Türkiye'nin gerçek anlamda var olduğu, aktif olduğu bir sosyal medya hukuki zemine oturtulmuş olacak. Peki, teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Kereç. Aynı zamanda gençleri korumak da bir ulusal güvenlik meselesi değil mi aslında? Tabii ki geleceğimiz söz konusu. O nedenle o kadar önemli. Yani o sanal bir dünya ve sanal dünyanın gelecekte bir tehdidi. Bir de gerçek dünya var. Biz Libya, Suriye, Irak'ta güvenliğimizden bahsetmişken gençlerimizi ilgilendiren bir konu olduğu için ben burada söylemek durumundayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu, yani geçen hafta değil, ondan belki hafta sonu Milli Savunma Üniversitesi'nin bir sınavı yapıldı. Ve o sınavdan sonra da süreç devam ediyor. Hı hı. 26 Haziran'a kadar o sınava girmiş öğrencilerin okul tercihlerini yapmaları gerekiyor. Harp okulları veya subay meslek yüksek okullarını tercihlerini yapmaları lazım. Yani bu öğrenci alım sürecinde bu aşamaların her birini bir yerine getirmek gerekiyor. Tercih yapmazlarsa üniversiteye girme durumları olmayacak. Yani Milli Savunma Üniversitesi'ne. Ben de buradan bir kez daha hem velilere hem de öğrencilerimize hatırlatmış olayım. Peki. Şurada 4 gün kaldı. Peki Sayın Alabar'da genç beyinleri korumak ya da işte bilgi kirliliği, bilgi çöplüğü haline getirmelerini önlemek için beyinleri sizce ne yapmak gerekir? Yani şöyle bakıyorum ben olaya, Türkçedeki kelimelerin, kavramların yerlerini değiştirerek kullanan bir nesille karşı karşıyayız. Hani kuşak çatışması meselesinin üstüne çıkmış gibi görünüyor. Çünkü Türkçeyi hiç kullanamayan bir nesille karşı karşıyayız gibi, ne dersiniz? Vallahi İbrahim Güneş, doğrusunu söylemek gerekirse bu hususun en önemli güvenlik sorunu olarak da çerçevesinin çizilmesini çok da yanlış bulmam. Yeni güvenlik konsepti doğrultusunda bu konuyu değerlendirirsek. Çünkü geleceğe dair en büyük umudumuz olan gençlerin sosyal medyadaki bir takım uygulamaların da adeta esiri olaraktan onlarla hemhal olan, onlarla yatan, onlarla kalkan yapısı hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uygulanan politikalar açısından üzerinde önemli düşünülmesi, durulması gereken hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak sadece bu işin ceza boyutu ya da bu işin motivasyon boyutu değil, Aile Bakanlığı'nın üzerine de çok büyük görevler düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Keza yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 81 vilayetinin tamamında boşta olan gençleri bir hedefe kanalize edebilmek maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, valilerin, belediye başkanlarının mutlak surette üzerlerine düşen kapsayıcı sorumluluk anlayışı çerçevesinde gençleri bir etkinlikle meşgul etme ve onları bir yerlere kanalize etme noktasında yapabilecekleri çok başarılı işlerin olabileceğini internette yine görmüş olduğumuz uygulamalardan biliyoruz. Örneğin bu konularla ilgili çok başarılı
bazı valilerin, bazı belediye başkanlarının gençleri bir takım spor faaliyetlerine, kültürel faaliyetlere yönlendirmek için nasıl canhıraş bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Keza burada ailelerin bilinçlendirilmesi, ailelerin bu konularla ilgili çocuklarıyla ilişki içerisine girerken nelere dikkat edilmesiyle ilgili program sayısının işte bizim programlarımızda olduğundan daha detaylı bir şekilde zorunlu yayın olarak belli haber kuşaklarında yayınlatılmasının yine keza çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keza peki. Yine Türkiye'de önemli figür olarak nitelendirebileceğimiz sanatçıların, sporcuların gençlere bu konuda vereceği mesajların yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gerçekten basite alınmaması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Sayın Mete Hanım, şimdi mesela az önceki videoda izlediğimiz gibi işte büyük annesinin kafasında yumurta kıran çocuk meselesinde şimdi bir kuşak bunu normal kabul ediyor ve gülüyor buna, ama işte baktığımız zaman bu hani bir erozyona da sebep olmuyor mu aslına bakarsak? Yani çok üzücü ya. Hepimizin yaşlanacağı, hepimizin yaşlık dönemlerimizin olacağı unutuluyor. Çünkü çok farklı bir nesil geliyor. Ben çocukların hepsi için söylemiyorum ama bir komünikasyon kuramadığımız, yaklaşımlarını anlayamadığımız, belki bizim anlamakta başarısız olduğumuz, geç kaldığımız süreçler, bilmiyorum ama ben birçok şeyi yorumlayamıyorum. Yani ben ne pedagogum, ne bu konunun uzmanıyım, ne psikologum, ama bana da çok yorumlayamadım. Mesela artık hakaret, küçümseme, bilmeden yorum yapma, her alanda, her konuda var. İnanılmaz bir şey var. Bizim biraz da bazı diziler belki çok faydalı ama bazı diziler bizim çok karakterlerimizi değiştirdi. Ben böyle bir hafif boğuk kırıltılı bir esrarengi sesi konuşan bir nesil var. Sürekli herkes bir gizemli konuşuyor ama farklı bir anlayış. Bilmiyorum, ben çözemediğim için sadece bir normal bu ülkenin evladı, bir vatandaşı olarak düşüncelerimi söyledim. Çok da üzüldüm ben. O videoyu ilk defa gördüm bugün bizim programda. Anlam veremedim ama dünyanın dört bir yanında böyle abuk subuk, tuhaf nesiller arası. Yani bırak anneanne ile torun arası, babayla oğul, anneyle oğul, kızla işte anne baba arasında çok tuhaf diyalog kopuklukları var. Çünkü ne biliyor musun? Bak meseleyi ben sana söyleyeyim. Ne bizi bu hale getirdi? Bak bu. Bu var ya, bu cep telefonu. Bir gün size samimi tavsiyem, şöyle bir restoranda, bir yerde falan otururken 4 kişilik bir aile olsun, arkadaş grubu otursun. Bir süre sonra bir sohbet ediyorlar. O sohbet zaten bir önceki sosyal medya ya da herhangi bir konuyla ilgili oluyor. 5 dakika sürüyor. Ondan sonra herkes tekrar kendi hayatın içindeki küçük evine sığınıyor. Küçük ev de bu ha, yani cep telefonu. Orada tüm herkes cep telefonuna gömülüyor ve devam ediyor. Peki. Günlük hayatına. Oradan farklı dehlizlerde insanlar kayboluyor. Maalesef durum böyle. Peki, son 50 saniyem Sayın Bozkurt bir şeyler söyleyecek galiba. Not aldı. Çok kısa söyleyeyim hemen. O zaman yıllar önce meşhur bir içecek reklamı vardı. Gençler yola uzanmış, özgürlük vurgusu yapıyordu. Özgürlük o muydu? Yani istediğimizi yaparım algısı. Şimdi bakın, son dönemde sistemin insanlara bahsettiğim küresel neoliberal kültür, emperyalist kültürün dayattığı üretmeyen tüketen, sorgulamayan, araştırmayan, değerleri olmayan, çıkar odaklı yaşayan, anlık yaşayan, uzun vadeli düşünmeyen, özgürlük olarak sadece bu tarz hareketleri algılayan, aslında da temelinde bakıldığında Meta'nın söylediği çok önemli, buna da hapsolarak aslında tamamen yapayalnız bir insan modeli. Peki. Efendim, masada ne vardı? Birçok konu başlığını masaya yatırdık. İzleyicilerimizle sosyal medyadan katıldılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.